Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Yılmaz Erdoğan. Yılmaz hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Yılmaz diyorum ama sana herkes hoca diyor. Ya öyle oldu, çok güzel hareketler. Ha? Sonra. Kimle konuşsam hoca diyor. Herkes de hoca diye. Hoca diye kayıtlı herkesin telefonunda. Güzel ya. O böyle insanların böyle akış içinde normal karşıladığı bir şeye dönüşüyor. Sen zorlamıyorsun. Ondan önce abiydim ben. Ha. Mükremin abiydim ben. Tabii. Sonra abilikten hocalığa terfi ettim şimdi. Hala Mükremin diyen var mı yolda? Var, tek tük. Benim kuşağım işte. Yaş grubu. Şey. Tabii. Onlar böyle demeyi de seviyorlar. Yani biz seni oradan biliyoruz. Ben Umut Taksi'den biliyorum. Yok canım. Çok iyiydi o ya. Ben bilmiyorum ya Umut Taksi. Çok iyiydi. Umut Taksi. Sen yazıyordun değil mi? Tabii. Bir de Çaycı mı oynuyordun Taksi Kur'an'da? Evet. Çok iyi diziydi. Çaycı Halit. İlk benim yazdığım dizi işte o. Çok komikti. Çok nadir insan onu hatırlar. Ben dün aradım, YouTube'da bulayım diye, hiçbir yerde yok. Zaten severdim seni. İyice coştum. İlk çıkış o benim için. Biz hatta şöyle söyleyeyim. Okulda arkadaşlarla o gün televizyonun başına mutlaka geçerdik. Kardeşim TRT 10'u çarşambaları 6.30'da yaptı. Evet. Nasıl buldunuz da seyrettiniz? Hakikaten hatırlamıyor mu kimse? Ya ben hatırlıyorum tabii. Hayır, kimse hatırlamıyor. Abi bunu seyredin. Onu ben mesela bende bir ara o kasetlerde şeyleri de vardı, videoları vardı. Onlar da kayboldu gitti yani. Ondan sonra hiçbir yerde görmüyorum kaydını falan. Ben de TRT. Görüyorum. Buradan TRT'ye sesleniyorum. Şunları bir YouTube'a mı bir yere koyun ya? Vallahi güzel olur. Arşivde belki vardır, bir de oraya bakayım. Vardır öyle. Rodin oldu mu futbolcu? Oldu. Çok yetenekli oldu. Çünkü. Fanatik de bir tribün. Tribüne de mi gidiyor? Performansı var. Eyvah. Yani biraz coştu. Daha geçen gün hangi maçtı? Bizim derbi maçı. Futbolun göklere çıktığı maçı biliyor musun? 49 dakika mı oynanmıştık? 41 galiba. 41. Allah Allah. Biz gitsek daha çok tutarız tabii. Şeyini 3. dakika falan. İlk faul verdi bizim aleyhimize. Başladı bizimki. Futbolun katili Türk hakemleri. Sattı mı? Yani ne görüyorsa aynısını yansıtıyor. Sende de var o. Bende değil. Futbol ortamında. Ha, futbol. Bende yok canım. O şeyde altyapı. Şimdi biz Barcelona futbolcusu iki çocuğun velileriyiz evet, burada. Evet. Evet. Yani burada gurur duymamız lazım. Hatta öyle tanıştık. Evet, doğru. Sen daha az kiloluydun o zaman. Yok ya, daha şişmandım o zaman. İşte daha ha, kiloluydun. Daha kiloluydun. Virgül az kiloluydun. Orada zaten veli profili bir değişikti. Ali Koç falan da vardı. Tabii. Lordlar kamerası çocuklar. Peki yani şimdi belli bir sosyoekonomik seviyede genelde futbolcu olunmaz baba. Ha, öyle diyorlar. Ben de öyle ters motive ediyorum. Diyorum hanım tuzun kuru, senin nasıl olacak bu iş? Yani oradan motive etmeye çalışıyorum. Ama yetenekliydi yani. Yetenekli. Bir de cevval yani. Yetenekli bir şeyden korkum. Böyle çok idman sever bir hali yok. Hmm. İnşallah o huyu değişir. Çünkü öyle olursa ne kadar yetenekli. Abi bizim idmanlarda da toplu oynatmıyorlar ki. Şey, komando eğitim veriyorlar çocuklara. Ya eskiden de çok acayipti. Tiyatroda da mesela önce bir sahneyi gösterirler. Sonra oraya bir sene sonra çıkardım. Ya bir topu verin de oynayalım. Değil mi? Şeyi var. Ama biraz bugün ne bileyim futbolla ilgili şeyim ya. İştahım kaçık yani. Biliyorum, en son karşılaştığımızda güzel bir küfür etmiştin. Futbollara küfür ben kullanmam gerekiyor. Onu bırakmışsın galiba. Şiirin var değil mi, küfür etmeyi? Tabii küfür etmeyi bıraktım. Sabır çitliyorum diye şiirim var. Tam bu yemine sadık olamıyorum ama. Ya böyle futbol olmasaydı daha iyiydi yani. Böyle oynanmaz mı? İngiltere'ye falan da mı seyretmiyorsun? Yok, seyrediyorum canım. Biraz futbol özleyince adamlara bakıyoruz da. Kendi bahçemizdeki tatsızlık güzel değil yani. Sen ne zaman vazgeçtin futbolcu olmaktan? Ya ben 85'te İstanbul'a geldim. İşte bir evim Koca Mustafa Paşa'da, çok da zor koşullardayız. Okul Maslak'ta, İTÜ İnşa. Hı-hı. DSİ Spor'da başladım, böyle bir yani başlanmaya başladım. Sen oraya mı gitsem acaba diye birileri oraya yönlendirmişti. Yani bütün bunu karşılayacak şeyim yok. Otobüs biletim yok yani. Hmm. İşte o arada tiyatro başlayınca sırayla önce futbolu sonra okulu bıraktım. Bir tek tiyatro kaldı yani. Kaçıncı sınıfta bıraktın okulu? İkinci sınıfta. İyi gidiyor muydu? Yok işte, başladım tiyatroya falan. Nerede iyi gitsin? Ya bir de ben mimarlık zannediyordum, mühendislik bir şey. Nasıl bilinçli bir
lise eğitimi aldıysan. Ben eğitim sistemini suçluyorum. Ben de. Ben de. İnsan anlatmaz mı ya? Mimar? Babam beni suçluyor ama ben iyi. Ben eğitim sistemini suçluyorum. Beşiktaşlık babadan. Tabii. Bir Sanlı Sarıyoğlu'yla karşılaşma hikayen var galiba. Evet, Hakkari'ye gelmişti. Hakkari'ye ünlülerin asla gelmediği çağlardı. Uzaydan Sanlı Hoca geldi yani. Futbol bıraktıktan sonra değil mi? Evet, evet. Bir sanırım bir federasyon görevi miydi? Bir şeydi ki babam ilgileniyor. Çünkü babam beden terbiyesi müdürüydü. Spor müdürüydü yani. Ama biz Beşiktaşlıydık zaten. Hmm. Kaptan geldi, Sanlı kaptan. Büyük olaydı ya. Benim hala fotoğrafım var. Hmm. Bir şeydim, getirirdim. Evde duruyor. Ya ben yokum galiba fotoğrafın için ama Sanlı Hoca ile babam var. Ikisi. Ama olduğun yeri biliyorsun herhalde. Ben fotoğrafta biliyorum. Değilim ama şurada. Yerdeki 600 çocuğun içindeydim. Güzel. Peki. Ya bir şey söyleyeceğim. Benden önce ata geldiği için mi bu koltuk böyle bir... Ya late night show yani şöyle gidesim var oğlum. Bunu bir... Seneye değiştirelim. Şikayet geliyor. Bir de ben yukarıdayım ya. Ona da şikayet geliyor bazen. Konuğa aşırı rahat. Koltuk iyi değildir ya. Kime? Konuğa. Konuğa. Ne yapalım? Arkaya bir şey koyalım. Yok güzel böyle. Münaşaka'yı seyrettim. Tamamı değil değil mi? Şeydeki Bluetooth'daki. Evet. Onun bir 70-75 dakikalık versiyonu o. Çünkü dünyada zaten en uzunu 70 dakika. Doğru. O kadar bile olmuyor. Kevin Hart stada toplayıp 65 dakika sonra iyi akşamlar kesinlikle diyor. Biz... Bir baştan başladık 3 saatlerine sizin indirdik biz de. Buradan yeni stand-upçılara sesleniyorum. 1 saat tamamdır. Yalnız orada da sorun, ara vermezsen büfecilerle papaz olursun. Tabii. O ara alışkanlığı çok oturmuş bir şeydir yani ekonomisine onun üzerine. Uma Turman'la sonradan görüşebildin mi? Yok. O gün aramız bozuldu halen daha. Ne arıyor? Hala ayakta onu bekliyorum. Bir de Monika da hoşlanmıyor yani başkasıyla görüşmemden. Böyle bir magazinim varmış benim. Umut Urman'ı öpmek üzereyken evet, bir baraj gelmiş değil mi? Seyretmeyen için söylüyorum ama şimdi oyunda çok mu deşifre evet ediyorum? Yok ya. Abi şeyde... Şimdi zaten o Cannes Film Festivali'nde jüri çok enteresandı o zaman. Genellikle böyle art house falan jüri olur. Ben millete sorarım kimdi bu ya? Bu çok önemli Fransız bizde. Robert De Niro başka, Jude Law var, Uma Thurman var falan, ben varım. şeyde yemekte şey olduk, işte ortada onların şey yemeği. Jüri masası. Abrolya'ya kalktı, geldi. İki kadeh şarap içmiş Uma Thurman bu. Aç karnına. Çok tatlı ya, filmi çok beğenmiş. Bir iki jüri vardı, onlar o kadar beğenmemişti, hissettim. Hı. Onlar gelmediler. Oradan hani jüride sevdiğin filmin seçilmezse ne hissettiğini bildiğim hı için oradan görüyorum. Ama Uma Thurman'ı çok beğenmişti. Başladı böyle tebrik etmeye. Ben de ayağa kalktım tabii, masaya gelince hepimiz ayağa kalktık. 12 kişiyiz, ben 12. kişiyim. 15 dakika bekledim ayakta. Onu öptü, onu öptü. Masa hakikaten Ahmet Mümtaz Tayyip, onu da öyle anlatıyor. Bekliyorum yani. Kalktım oturamadım da geri. Öpeceğim yani. Evet öpeceğim. Vaktim de var, düşünüyorum nasıl öpeyim. Hafif bele gireyim mi? Aynı yöne gitmeyeyim falan. Her şeyi düşündüm. En son bana sıra geldi. O sırada bir kadın geldi, dedi ki fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Uma'ya. Onu gören geldi. Millet onu beklermiş. Kadın beni unuttu gitti. Ahmet dedi gel ben öpeyim. Ben öpeyim. Ahmet Mümtaz Taylan. Ahmet Mümtaz'a nasipmiş, o öptü. Hala da öpmüş değil. Yani ama Monika Bellucci öptü. Görüşüyor musun Monika? Tabii tabii. Geçen yapma geldi ya oyuna. Ha, görüştünüz. Görüştük. Vay be. Çevre. Ara arası, bir de Belçim'le de çok iyidir arası. Çok çok zeki, çok şey bir arkadaş. İstanbul'a yerleşeceğim falan demiş galiba. Ya o geldiğinden beri bir söylüyor, buraya bir aşkı var onun. Uygun emlak bulamıyoruz yani. Hep baktım Sarıyer, Maria coşmuş gitmiş. Yani bir movie starsın, yeri bulamıyorsun. Hani sen bile bulamıyorsun. Evet evet. Yani yoksa Monika'dan bahsetmiyorsun herhalde. Sen bile bulamıyorsun. Yok, Monika'dan bahsediyorum. Ben onun vekili olarak bakıyorum ya. Yazarken mi rahat ediyorsun? Kendini çok konforlu hissediyorsun?
Herhalde oynarken bir saçma bir soru mu oldu bu? Yok. Yazarken daha mutlusun galiba. Abi yazma eylemi zaten işin aslında bütün mesainin yarısı. Yani hayatımın yarısı bir odada genel olarak yalnız geçer. Hatta şöyle de bir alışkanlığım var. Bir masam var. Altı böyle bile senin gibi kapalı değil. Görünüyor yani. Yani friki olursa görüyorsun. Ben de böyle oturuyorum. Millet geri beni belden aşağısı olmayan bir adam ki. Ara ara diyor ki abi ayaklarını bir indir de bir göğü. Alışmışım böyle. Herhalde çocukluktan çok yer sofrası falan onun alışkanlığı. O bir tek başına yaşadığın aslında film bittiğinde de seyredip bitirdiğin tamam şimdi artık insanlar da görebilir haline gelen bir şey. Hayır ama yani şimdi orada yazarken bütün o dünya kafanda canlanıyor. Hı. Belki aktörlere karar vermişsin. Onu görüyorsun nasıl oynar vesaire. O yani orada bir başka bir dünyanın içine giriyorsun değil mi? Küçücük bir odadasın ama onu yaşıyorsun abi, o sırada. Tabii. Ya zaten önce sen bir film seyrediyorsun. O seyrettiğini yazıyorsun. Sonra da millet seyrediyor ama o benim seyrettiğimin eğer %50'sini, 60'ını, 70'ini aktarabilirsek iyi bir film oluyor. Kimi okuyorsun? İlk senaryo veriyor musun? Kendin mi okuyorsun? Ebi Necati tabii. Necati Akpınar. Kendisi mi okuyor, sen mi anlatıyorsun? Yok, o bazen ben okurum. Aslında şöyle olur, ben önce bir okurum. Genellikle tiyatro metni ise eskiden Demet de olurdu, hep üçümüz yapardık. Hatta ilk bir 15 sayfayı okurdum, 12-13 sayfayı okurdum. Genellikle sayfa adetlerinde yalan söylerim. 15 sayfa yazdıysam 20 derim. Bir kurtulamadım bu yalancılık. Biz alışıyoruz futbolda. Evet. Ya tamam devam denir bazen. Bazen de biterse önce ben okurum. Yani bütün oyuncuların tonunu falan da vermek için. Yani provaya girdiğimizde de önce ben okurum. Peki yok olmamış diyorlar mı? Tabii yani. Sanat öğrenebiliyor mu ya? Tabii canım. Yapma ya. Niye söylenmesin ya? Yani yavaş sesle, kısa cümlelerle. Tabii yani. Ama tabii belli kişiler. Şimdi okurken sen hissediyorsun zaten. Ben onun için okurum. Biz yüksek sesle oynayarak falan okurum. Ama benimkinde ciddi bir kusur bulunursa, senaristlik şöyle bir şeydir. Biri gerçek bir kusur bulursa canını sıkılır. Biri hiç kusur yokken konuşursa daha da canını sıkılır yani. Yani şey yok. İkisinde de canını sıkılır. Peki. Ama teşekkür ederim yani. Çünkü seni hayatını kurtaran bir şeydir o. Oyuncuya müdahale ettirir misin? Metinle ilgili ya bunu böyle yapalım, bunu şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Dedirtir misin? Herkes istediğini önerebilir tabii. Öyle mi? Çünkü bunu hiç yaptırmayanlar var. Yok. Ben de öyle bir şey yoktur. Önerir. Hatta hiçbir şey söylemeyen oyuncuya bir gıcık olurum yani. Ha. Hiçbir fikrin yok. Hiçbir... Hani... Bu neden peki? Kendi onaylatmak isteği mi yoksa onu daha sindirmemiş mi o? Bak senaryo, işi her bakış açısından bir şey bulunabilir ya. Mesela bizim setimize şöyle bir şey geldi aklıma. Senaryo ilgili değil ama. Ya bir sahne çekeceğiz. Orada bir sahne daha çekmiştik daha önce. Bir inşaat şeyi vardı film gereği. Vizontele Tuğba'ydı galiba. Bir daha çekiyoruz. Şaryocu geldi bizim. Dedi ki abi aradan 3 ay geçti. Hala iskele duruyor mu orada ya? Bana. Bir de bu ton şeyden. Asistanlar ayakta uyuyor. Yani o mesela oradaki bir kusuru kurtarmıştı bizim kardeşimiz. Yani herkes söyleyebilir, söylememeli. Vizontele Tuğba'yı ve organize işler Sızan Sarmalı'nı iyi ki çekmişim diyor musun? Yoksa tek bıraksaydım daha iyi mi diyorsun? Ben... Yok ya Vizontele Tuğba benim ilk filmim. Ya ben çok beğendim. Olarak, ben ikisini de çok beğendim. Yönetmen olarak tek başına çektim. Hayır yazarken. Yok. Bence çok güzel de o ayrı. Yani biraz şeydi. Şimdi ikincisi seçtiğim dönem olarak zaten depresif bir dönem. Hmm. 12 Eylül'ü anlatmaktı mesela. E yani şimdi onu da o tabii öbürü kadar eğlenceli olmadı. Olamazdı çok, da. Çok güzeldi. Bir ikincisi de benim dediğim gibi ilk filmim tek başıma çektim. Ömer Faruk'la çekmiştik ve bu önemli bir katkı ve tecrübe getirmişti aslında. Yani görüntü yönetmeni olarak çok tecrübeliydi. Yönetmen olarak değilse de. O yüzden yani ben biliyorum insanların onunla ilgili birinci daha iyiydi konusunu. Birinci daha eğlenceliydi. Daha seyir zevki daha yüksekti ama onları yaptım şimdi. Şaheserin hangisi masterpiece'in? Daha yapacağız onu ya. Daha yapacağız. Bunu duymak güzel. Yani ben daha eksiksiz bir işime rastlamadım ya. Öyle düşünmüyorum yani. Ya bir de her sette de bunu arkadaşlara söylüyorum. Ya gişe değil değil mi bunun şeyi? Değil. Mesela şimdi gişede benim en başarısız filmim Neşeli Hayat. Evet. Hastasıyım ben onun. Ben de sevmiştim. Yani sonradan insanlar da televizyonda seyrede
bir başka noktaya geldi film. Yoksa gişedeki en başarısız. O filmde bir de hayatın değişiyor. Ne değil açıdan? Mi? Yani bir vücudun MR'ını çeken bir sürü. Tabii. 2009 yani o bir dönüm noktası benim. Yani bir beyefendiyle karşılaşıyor, bir şeyle, evliyayla. Gecenin sette Noel Baba kıyafetinin bir abi geldi. Saç sakal osuru rüyalara giren yaşlı amca yani. Aksakallı dede. Dedi ki sende dedi oğul sol tarafta damarlarda tıkanma başlamış. Dedim ne diyorsun benimle oğul böyle konuşma böyle. Peki buna şahit olan başka birisi var mı? Tek başına. Herkes mı? Orada ya. Ha, okay. Yok, zaten sette başka. Sarı mı acaba dedim. Ya bizim Yaşar var Kartoğlu sanat yönetmenimiz o zaman. Onun arkadaşıymış. Onu görmeye gelen biri yani normal bir vatandaş yani. Yani evliya görünümlü. Gökten inmedi ama bir ruhsal şeyi vardı. Allah'a dediği de çıktı. Hakikaten de daralmış. Ben... Sonra senin hayatın şekli değişti. Değil. Köyceğiz vesaire. Evet. Çok güzel anlatıyorsun onu. Tavsiye ederim. Onu bilet olmadan anlatmıyorum. Zorlama. Bunda para toplarsanız belki. Sağdan toplayın arkadaşlar. Ben bedava futbol konuşacağız diye geldim. Ona geçelim o zaman. Kendini hangi teknik direktöre benzetiyorsun? Ya ben şunu açık söyleyeyim. Ben eğer futbolu bırakmasaydım. Yani ben futbolu gerçekten yetenekliydim. Hani ilk çocukluğumda falan. Yani benim böyle ünlüydüm ben Aydınlık evlerde. Sonra derler daha o Yılmaz sen misin falan. Biz iki kişi çok ünlüydük orada. Tolunay Kafkas, ben. Okul takımında da beraber oynuyordum. Yani benim bütün şeyim futboldu. Fakat futbolcularda pek rastlanmayan bir özelliğim vardı. Derslerim de iyiydi. İTÜ inşaat. He, okulla şeyi hani orada biraz durum şey olsaydı kesin futbol başka çarem olmazdı. Ama futbolu çok düşündüm. Her zaman düşünüyorum. Bir futbol düşünürü sayılır. Bu kadar 50 senedir. İşte 7 yaşında başladığıma göre. Sonra gittim sen bilirsin teknik direktör lisansı aldım. Biliyorum C değil mi? He. Yani ben futbolu konuşurken Mehmetciğim boş konuşma. Yani kimse de bana sen ne konuşuyorsun bir de sen mi çıktın başıma demesin. C lisansım var. Yani evet UEFA Pro yok. Zaten böyle... pek çoğunda yok. Seneye bir program yapalım seninle. Yapalım valla. Futbol analiz. Ya yapalım çünkü ya futbol haddini aşmaya çok müsait bir oyun. Yani çok başka alanlara da ferahlık verebilir ya da orayı da kabusa çevirebilir. Yani futbolu düzeltirsek, şimdi deniyor ki neysek futbol da o. Hmm. Bu neysek kısmını düzeltemeyiz, o geçti. Belki futbolda bir düzgün bir şey belki yaratır. Futbol oraya şey yapar. Yani çocuklar daha centilmenliği, böyle bir delikanlı gibi futbol oynamayı, adam gibi oynamayı, delikanlı ve adam kavramları kadınları da kapsayacak şekilde kullanmışımdır her zaman. Bilmeliler. Yani sahte penaltıya sevinen birinin futbolu çok iyi anlamadığını düşünüyorum. Bu centilmenlik palavra bir laf değil. Şimdi artık yani normal hayatta da kazanayım da ne olursa olsun diyen biri benim arkadaşım olamaz ki yani. O yüzden biraz oraları düzeltmek lazım. Soru teknik direktör sorusu mu? Evet, kime benzetiyorsun kendini? Yerli yabancı. Ben motivatör olarak yani ben de kendi bahçemde yani kendi sanatımda çıraklarıma tabii ki Fatih Hoca'nın motivatörlüğüne yakın bulurum kendi tavrımı. Çünkü şöyle bir şey yaşadık mesela. O zaman daha bunlar birinci kuşak şeye çıkmamıştı. Televizyona çıkmamıştı. Hı hı. Bizim kendi BKM Mutfak'ta yapıyorduk. Beşiktaş'tan. O zaman da ben de orada futbol terimleriyle zaten çalıştırıyorum arkadaşları. Yani skeç başarılı olursa gol atmış oluyoruz. Hı. Olmasa gol yemiş oluyoruz. Altı skeç oynuyorlar o zaman da ama her hafta aynı skeçler oynanıyor o ara. Aynı skeç. Geçen hafta 3-0, 3-3 oynuyoruz. İlk devre 3, ikinci devre 3. Ya ilk devre bir girdik soyunma odasına 0-3. 3 skeç de olmadı. Bir anda tersi dönmüş. Evet olmadı yani. Geçen hafta güldüren skeç. Seyirci yapma belki. İşte o hafta hat-trick yapan golcülerimiz tutuk. Olmadı. Arada şöyle bir konuşma yaptım onlarla. Ya dedim genellikle tiyatrocular böyle durumlarda seyirciyi suçlarlar yani. Seyirci kötü. Seyirci Japon diyorlar. Japon derler. Ha. Ya bu seyirci buraya gelmek için bir kere bir hafta önce karar verdi.
yere itti. Otoparka gitti. O Bekir biriyle kavga etti. İstanbul kargaşasında geldi, bu binayı seçti. Ne Japon'u? Deli misin sen? Her zaman sorun sahnededir. Şimdi çıkacaksınız filan. Ve dedim ikinci yarı hep daha önemlidir. Yani bu maç 3-3'ü bittirin. Bu 4-3'tür. Tamam. Son 3-3 geç tamamsa zaten ilk perdeyi unutur seyirci. 3-3 geç oynadılar ama maç 4-3 bitti yani. Aynen. 4-3 aldık maçı. Yani bu böyle bir şeydir. Bu motivasyon denen şeyi doğru anlamak lazım. O. Ama tek başına yetmez. Ama motivasyon, işte bu tek başına yetmeyen şey motivasyon denmez. Hadi filan. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey olur mu? O insan psikolojisinin derinliklerine girip lazım olduğu yakıtı vermek meselesidir. Az buz bir şey değildir. Tabii ki futbolu bilmeyen ya da benim işimde tiyatroyu, sanatı bilmeyen adam ne anlatacak? Öyle anlaşılıyor. Biraz insanın değerini düşürmek için sadece motivasyon. Dedim size ya. Sadece motivasyon, doğru motivasyonsa yeter. Çünkü o alanı bilmeden o derin motivasyona giremezsiniz. Hadi aslanım değil. Sergen seni çok heyecanlandırdı. Zaten futbolcu olarak da çok heyecanlandırıyordu. Ya iyi de arkadaşın. Değil mi? Ya teknik. Sergen deyince hep bir tane hatıram var, o geliyor. Lütfen. Eskiden ben mükreminken, o futbolcuyken çok karşılaşırdık. Hmm. Kütüphanelerde. İşte operada, ne bileyim, etnografya müzesinde falan geceleri bizim için özel açarlardı. Müziği dibine kadar. Ben bir yerde şöyle sönük bir hatıramı. Sergen! Orada müzelerde müzik çok açık oluyordu. duysun diye. Sergen! Bir gün ben başkan olacağım Beşiktaş'a. Sen de hoca olacaksın. Efendim, boş ver. Ama o tek başıma olan kehanetimin yarısı gerçekleşti. Belki başkan da olursun ileride. Sergen'in teknik direktörü. Yok, futbol ortamında yok ama. Belki ben o zaman daha değiştirdikten sonra belki. Ben daha romantik bakıyordum. Sonra anladım ki bu işler futbolun siyasetiymiş. Siyasetten hoşlanmıyorum ki futbolun siyasetine gireyim ya. O yüzden ama Sergen en azından. Geçen sene çok heyecanlandım biliyorum. Evet ya, şimdi Sergen. Peki hayal kırıklığına uğradın mı şimdi? Tabii yani. Yani ülkede istiyorsun güzel başlayan öyküler güzel devam etsin. Neden olmadı sence? Ya, abi teknik direktörlük hele bugünün futbol ortamında çok zor. Yani Sergen'in bütünüyle bir çaba harcadı yani büyük bir değişim için. Doğru. Ama o belki ya şartlar izin vermedi ya yeterince çaba harcamadı. Çok daha büyük bir değişim geldi. Biraz yoruldu galiba geçen sene. Evet. Zor abi, çok zor. Yani böyle yani başarılıyken de başarısız olabildiğin. Doğru. Garip bir saha burası. Doğru. Kimsenin yani bu kadar da, tamam futbolun dünü yoktur da, bu kadar da hafızasız olur mu ya futbol? Ama oluyor. Gene konu değiştiriyorum. Şu anda ülkedeki oyuncu havuzunun ne kadarı BKM'den geçmiştir? Çoktur ya. Çok ben her dizide en az iki tane çırak görüyorum. Bir de sizin bilmedikleriniz de var. Var. Yani öyle ünlü, o kadar olamaz. Ünlü olmayanlar, öne çıkmayanlar çok var. Bunların arasında ya çok iyi olur dediğin ve seni hayal kırıklığına uğratan var mı? Ya bu adam çok, ya da bu kadın çok iyi olabilirdi. Neden olamadı dedi. Var. Var mı, isim verir misin? Yok, vermem. Peki çok üzülürler çocuklar. Hayır. Ama yani girememiştir. Belki hani senden bunu duymak istiyordur. Yani ya bu ya çok bak, yetenekli şey, bir adam. İki şey yani, yetenek söz konusu olduğunda futbolda da bizim işimizde de. Yani yeteneğe dayalı bütün işlerde iki şey çok öne çıkıyor. Yetenek, karakter. Hatta karakteriniz çok güçlüyse daha az yetenekle daha uzun yol gidersiniz. Hı. Yani kimse diyemez ki Busquets Messi kadar yetenekli. Yok. Ama takımın, yani Barcelona'ya temeldir. Bir tane ortaya bir sütun yaptılar. Etrafına gelen gidiyor. Şimdi o onun, bu hep tartışılıyor işte. Yani bazıları yani yeteneğin, çok yetenekliyim, o zaman çalışmasam da olur. O zaman şımarsam da olur. O zaman arkadaşıma... Sebep hep bu mudur yani? Bence hep. Bunu yapmasına rağmen de olmayan yok mu sence?
karakteri de. Her şey hem uğraşıyor, yetenekli uğraşıyor. Mutlaka olur mu bu? Çünkü bunun tam tersi yani bunu söyleyenler ya ben çok çalışıyordum, benim kıymetim bilmediler, çok da yetenekliydim. Böyle bir şey yok mudur? Onu duymaya çalışıyorum. O zaman azim eksiktir. Olabilir. Olabilir ki adam yeteneklidir, karakteri de güzeldir de o kapısına kapılandığı dergahta bir sorun olur. Hmm. O da küsüp gittiyse olabilir ama orada da azim problemi var demektir. Ha, şimdi bence yani görüyorum bizde de ya mesela şöyle bir örnek vereyim bizden değil de Saturday Night Live'ın bir kitabı vardır. İlgilisine de tavsiye ederim. Çok güzel kitaptır. Bütün hikaye. Hani bizim bir baktım ama bizim gibi. Chevy Chase diye bir arkadaş var. Pek sevilmez ama çok ilk güzel. Oradan ayrılan, ilk coşup böyle coşup şımarıp şeye ne derler? Yüreği kalktı. Hmm. Yüreği kalkıp giden bir arkadaş. Oranın yöneticisi adam diyor ki bak göreceksiniz bu adam B sınıf. Ron Michaels mı? Neydi? Bilmiyorum adını hatırlamıyorum. George Michaels. İkinci sınıf bir şeye düşecek. Hemen yarın. Hmm. Ve yani o kehanet geçerlidir. Tri Amigos falan güzeldir ama. Evet. Ama o dönem, işte, o Saturday Night Live dönemi. Ondan yani. Sonra gitti. Evet. Bir de o şöyle bir şey yapıyor. Programla bir tanesi bir kendine bir köşe yapıyor. Orada diyor ki, I am Chevy Chase, you are not. Hmm. Kendi gerçek ismini söyleyen tek kişi o kalabalığın içinde. Hmm. Önce o meşhur oluyor. Gücü komik de adam. Ama böyle bir numara yaptığı için falan. Ya çabuk coşmayacaksın. Dedi hiç coşmayacaksın. Normal işlerden bir iş yaptığını unutmayacaksın. Ve de yılmayacaksın tam tersine. Evet. Yani o ilk bir dalga, şöhretin ilk dalgası seni kayalara da çarpabiliyor. Orada sakin olacaksın yani. Benim senin hikayenle ilgili en saygı duyduğum şey şu. Açık söyleyeyim. Konservatuvar sınavına giriyorsun, olmuyor. Evet. Ferhan abiye gidiyorsun rahmetli. O da orada da olmuyor. Şimdi bu iki redden sonra ısrar etmek. Ya ben tabii şöyle bir şansım oldu. Ben Ferhan Şensoy'un sınavını kazanamadım. Zaten karşımda Ferhan, Allah rahmet eylesin. Salonda, küçük sahnede, Beyoğlu'nda. Yalnız Ferhan Şensoy. Adam televizyonda görmüşüm sadece. Bir tek o. Tek başına. Salon bir o. Başka jüri yok tek başına. O koridorda sen böyle sessiz, 7 yıl sürdü onu yürümem. Ne kadar olmuştu şeye Ankara'dan geldiğin? Bir yıl. Bir yıl daha. Bir yıl, 6 ay önce arkadaşlar ya sen ne komik adammışsın falan. Bu bir meslek oğlum. Hiç düşündün mü sen? Yok. O kadar komik miyim ya? 6 saattir güldürüyor lan mal. Öyle bir şey. Bunu da ezberleyin gene dedi. 2 tane kağıt verdiler böyle. Afitap'ın Kocası İstanbul oyunundan, kitabından bir tek. Sert konuşmuş değil mi? Benle mi? Yok. Hiç konuşmadı. Ben o kadar kötüydüm. Senden olmaz demedim. Yanlış mı biliyorum? O sonra. Okey. Sonraki muhabbet. Sonra. Bundan olmaz. Bundan. Yoksa o sınavsa ben de orada oturuyorsam ben de almazdım o çocuğu. Hmm. Hani titriye. Ama hala ustam diyorsun. Ustam. Yani abi bu usta çırak işi senin ikinizin arasındaki duygusal meselelerden ziyade öğrenme öğretme ilişkisiyle ilgilidir. Orada başlamışım tabii ki. Odur esas olan ya. Hmm. Tarihte onları yazar. Kim bilecek hangi konuda anlaşamadılar. Ama bir de o zaman ben performansımı çok ortaya koyamıyordum ki. Utanıyordum falan. Çok çok yabancısıydım işin. Bundan olmaz denmesi de normal yani. Sonra Levent Kırca olur dedi ama. O da yazarlığımı çok beğendi. Sonra hatta ben ona sordum. Çünkü o ara böyle bir çelişki yaşıyordum. Abi dedim oyunculuğum için ne diyorsun ya? Vallahi dersen ki bırak, düşmeyeceğim peşine. Dedik ki iyi bir yazarsın ama oyunculuğun daha iyi. İlk defa birisi böyle dedi bana. Yani beni o anlamda çok cesaretlendirdi. Çok şey öğrendim. Çünkü herkes şeydi yani yaz boş ver biz oynayalım diyordu. Çünkü herkese o lazımdı. Yani bir oyuncu daha lazım değil ama bir yazar lazımdı. O yüzden de beni hep şey yapıyor orada. Skeçlerin sürekli oynanıyordu. Kaç yıl sürdü? Olacak o kadar da. İşte 2-3 sene bir de gereği düşünüldü oyunu vardı tabii onda gitti. Bir 3 sene oldu. Nerede bu iş orada oldu? Orada profesyonel oldum zaten ben. Okey tabii. Nerede bu iş oldu dedin? Ya ben şeyde oldu dedim. Ben ilk ikinci sezon Ferhan Şensoy'dan ayrıldım.
Oradan bir iki arkadaş çaldım, bir tiyatro kurdum. Hı. Gül Düşündürücü Tiyatrosu diye bir tiyatro kurdum. Onun da ilk kendim yazdım. Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo diye bir oyun yazdım. Onu da Ortaköy Sanat Merkezi'nde oynadık. Kriz geçirdi seyirci gülmekten. Şu anda yapabilir misin oyunu? O oyunu mu? Ha. Yok ya. Yok. Yani tabii ilk yazdığım oyunda tiyatroyu doğru düzgün bilmeden ama çok güldüler ya. Yani. Çok acayip güldüler. Hatta bir final sahnesi vardı. Şimdi Osmanlı döneminde geçiyor ama ben Barbaros Hayrettin Paşa oynuyorum. Normal bugünün kaptan şapkasını takıyorum. Ferhan abiden öğrendiğimiz, Ferhan ustadan öğrendiğimiz numaraları yapıyoruz. Ya son sahne herkes giydiğini oraya atmış, şapkamı bulamıyorum. Ve antrenm geldi yani. Bekliyorlar es. Şapkayı bulamadan girdim içeri ve dedim ki ya şapkamı bulamıyorum kardeşim dedim. Bir alkış geldi. Aslında ben sahnedekilere fırça atıyordum. Lan okay. Neler? Her şeyi atmışsınız, şapkamı bulamıyorum dedim ama hiç yani o zaman şeyi anladım. Ha, sahnede gerçeklik hastası seyirci. Ha tabii. Samimiyet. Çek kim? Mesela bizim bak Ersin'le ilgili bir şey anlatıyor. Ersin normalde benim şoförüm diyor. Şoförüm ne ya benim? Bir şoför parçası. Ama akrabana. Teyzen de oldu değil mi? Tabii. Ya zaten teyzem aradı. Dedi ki ya Ersin İstanbul'dadır sen onu bir bul. Allah Allah nerede? Bilmem ne pizzacısında bulaşıkçılık yapıyor. Bir de benden Hakkari'den evden kaçmış. Ben bulursam geri gönderirim diye korkuyor benden. Ha. Böyle gerçek varsayımları var ya. Neyse dedim oğlum gel bari bulaşık yıkıyorsan gel tiyatroda bari ocakta çay may ver insan. Gel burada çar. Sonra oradan o kadar sempatik ki oradan oraya. Tabii şoför devamlı birlikte yaşadığın insan yani öyle zor bir kadrodur. Tabii. Çok zor bir iştir. Yani. Her şeyini bilir. Şoförlüğü bir tarafa bırakıyorum. Bir gün sinema dedi ki abi dedi ya ben de hevesliyim bu işlere. Hangi işlere versin? Ya ben de oynamak istiyorum ya bir fırsat verirsin. Dedim oğlum 7 yabancıya veriyoruz. Kuzenimi niye vereyim? Hiç aklıma gelmemiş. Neden bilmiyorum. Halbuki de insan göz önündekini görmez ya. Ona bir rol verdik. Bana bir şeyler oluyor orada. Girdi alkış. Konuştu alkış. Çıktı alkış. Şu kadar bir rol. Bir çeşit Kemal Sunal efekti olmuş yani. Öyledir. 11 kişi çıksınlar böyle dursunlar. Kimde varsa o ışık seyirci. Alıyor değil mi onu? Hiçbir şey söylemesin. Rahmetli Kemal Sunal da galiba oyunda geçiyormuş sadece. Bak. Sahneden. Sadece o kadar. Bir geçiyormuş hemen yani. Hemen. Ben de ilk Ferhan'daki oyunda Hoş Geldin Victoria oyununda bana da aynı sormuştu. Çıktım kıkır kıkır filan. Ya bir de reaksiyonların da gerçek oluyor. İnsanlar sahnede o gerçekliğe ulaşmak bir mesele. Yani oynamadan oynamak bir mesele. Bazı insanın yapısında var. Oynayamıyor. Hayatta da öyledir yani. Yani hayatta da oynaması gereken yerlerde başaramayanlar. Sahicilik dediğimiz şey üzerinden çok uzun konuşabiliriz. Ama Sokrates'in vakti yetmez yani. Gerçekten öyledir. Çünkü seyirci gülünce onu yadırgayan adam da gene bir daha reaksiyon alıyor. Niye güldü ki la bunlar diyorsun. Gene gülüyorlar. Oğlum ne oluyor diyorsun. Aa ne oluyor dedi filan. Yani öbürü başka şeye kapılıyor. Şaşırmıyor. Sahici adam şaşırır. Mesela ben çok insan görüyorum. Hiç şaşırmıyorlar ya. Allah Allah hayret yani. Ben çok şaşırıyorum onlara. Yani ama çocuk suluk dediğimiz şey ama devir, şaşırma yeteneğidir. Yani. Devirde biraz devir değiştiği için sosyal medya falan artık hiçbir şeye şaşıramıyoruz ki. Öyle bir şey olur mu? Ben ama şaşırmıyorum. Bu dediğine de şaşırıyorum. Evet sosyal medya böyle oluyor. Hayret. Ama sen köyceyiz diye yaşıyorsun ondan. Sen şehirde yaşamıyorsun ki. Şimdi buradan ne kadar sonra gideceksin geri? Ya şimdi benim ayın 3'ünde oyunum var. Münaşaka'yı işte uzun bir süre oynamayacağım. Belki de tümden bitireceğim yani. Ondan sonra gideceğim ki. Yani 3 Haziran'dan sonra gideceğim. Mehmetciğim. Köyde yaşamak da ya bu zaten bugünün ağı esas seni daha çok bağlıyor orada sosyal ağ. Çünkü bütün ilişkin onun üzerinden dönüyor. Yani o öyle bir şey yok. Köye gittim, dükkanı kapattım bir şey değil ki o. Oradasın yani. Beşiktaş'ın hangi şampiyonluğu seni en çok heyecanlandırdı? Düşününce hangisi? Eskişehir'de. Uzun süre sonra evet, ilk şampiyon. Yarım kalan maç. Ziya Doğan'ın 2 gol attığı o maç.
Kaç yaşındasın? İlk okuluma geldi şimdi. Kaç yaşındasın o sırada? Kaçtı o yıl? 80... 82 falan mı? Galiba. 83 mü? Galiba öyle şey. İşte... 15-16 mı? Tabii. 15-16. Tabii. Bir de sen gördüğün ilk şampiyonluk o senin. O ilk mi bilmiyorum ki. Tabii. Yok uzun... ya ben gol. Değil mi? Ondan önce uzun bir ara yok mu? Var. Benim yıllarla yani yıllarla aram iyiydi yani. Hangisi? Ondan sonra zaten Beşiktaş değişiyor birden. İşte sonra Gordon dönemi başladı. Evet. Değil mi? Tamam değil mi? İlki o. İlk olabilir. Efsane futbolcu? Sanlı. Sanlı. Ama seyretmedin. Bilmiyorsun. Yok. Yani. Bir daha ben onun tam sonuna hayal. Radyodan, televizyon. Hayal meyal. Mesela Zekeriya'yı hatırlıyorum. Turul hatırlıyorum. Hmm. Tam belki de o zaman 4-5 yaşındaydım ben. Evet. İlk en eski hafızamın en eski odalarında onu. Canlı seyrettiğim? Canlı seyrettiğim ilk Beşiktaş maçı Ankara'da 19 Mayıs stadının şeyindeydi bizim kulüp Ormanspor. Hmm. Vardır ya onun dışında. Evet bahçesinde biliyorum. Ki bayılırım ona. TSYD'nin orada. Her kulübün altında her göz bir evet. Amatör kulübündü. Hala o işler bitti. Hmm. Ayrıca dikkat et stat yapılan her şehirde futbol ölüyor. Ona da geliriz sonra Mehmet Bey. Hani tesis olunca her şey düzeliyordu. Öyle bir şey yok. Şimdi statlarda onu görmüyorum. Üzülüyorum. Nostaljiklik değil bu. Her futbol ortamı iç içeyi. O zaman son 15 dakika kapılar açılırdı. Biliyorum. Bir yolsuzlar için. Biz de. Ben orada işte Metin Ali Feyyazlı Beşiktaş'ı orada seyrettim. Son 15 dakika. Bazen devre arasında açarlardı. Parmaklarının içinde arasında. Bazen devre arasında açarlardı. Çok az seyirci varsa. Azsa açarlardı. Biz hep beklerdik. Biz de beklerdik şimdi. Çekirdek mi girdik? Tabii. La oğlum açmadılar la kapıyı işte Ankara şeyinde. Kombine alıyor musun? Ya yok. Ya öyle bir şey söyledim. Dediler ki boş ver sen ne zaman gelsen. Localardan birine seyredersin. Bizim Fırat var. Hmm. Beşiktaş'ın altyapıdan sorumlu. Onun locasına monte olduk. Sağ olsun bir şey demiyorlar. Ama fazla o yemeklerden yemiyoruz ki göze batmayalım. Rodin ediyorum oğlum bizi rezil etme. Şey. Rodin zaten ne yiyor ki incecik çocuk? Çiğ köfte oluyor bazen. Rodin onu seviyor. Tamam diyorum yavrum çiğ köfte niye? Bastır kendini. Şey yapma sosyeteye mahcup etme bizi. Olacak mı hakikaten Beşiktaş'ta? Var mı öyle bir hayali oynamak? Rodin'in mi? Ha. Başka bir şey yok hayatında şu an. Yapma okul yok yani. Başka bir şey yok. Okul mu? Ne okul mu? Sorma. Ya geçen gün dedi ki baba... Şey var mı konsol? Var tabii. Ha. Baba ben futbolcu olacağım. Beni içinde ders olmayan bir okula gönderebilir misin dedi. Güzel. Benim... Arıyorum. Aklınızda da olsun böyle içinde ders olmayan, öğretmen olmayan... Bir şeyi öğrenme mecburiyeti olmayan bir okul tavsiye edersiniz. Parasıyla da diyorum yani. Parasını da vereceğim. Oğlan öyle bir şey istiyor. Belki öyle bir okul kurarım. Köyceğiz de mi? Oğlum Dingo'nun çiftliği var. Oraya gidiyor. Yok yok yani. Bir şeye taktı. Ben futbolcu bunu niye öğreniyorum ki? Yani sadece futbol bilenlerin nasıl futbolcu olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Nasıl tabii sadece futbolu bilen olduğunu. Hiçbir şey bilmez. Bilmez. Ama bunu anlatamıyoruz. İnsan en çok yakınındakine anlatmakta zorlanıyor. Çok. Ya Ali geçen gün şey dedi. Şimdi ben 17 yaşında yurt dışına transfer olunca siz de gelecek misiniz dedi. He. Oğlum dedim daha takımda değilsin yani. Tabii. 17 dedi de 3 sene 4 sene sonra yani. Tabii. Bu güzel bir hayal gücü. Evet. Yani Rodin'in başka hiçbir düşüncesi yok. Yetenek olarak bence olabilir. Ama geri kalan her şeyin de denk gelmesi lazım. Yani bir futbolcunun... Ya ben işte diyorum ben üst düzey yeteneğim vardı. Ama hayat oraya göndermedi yani. Tabii evde bu kadar destek de yoktu. Babam spor müdürüydü ama çok futbol, kendi de futbol oynamıştı. Herhalde futbolun nasıl çileli bir yol olduğunu biliyor olacak ki beni fazla ne engelledi ne de motive etti. Çünkü ama dayak yemiyordun bugün bakıyorum abi. Ben mesela mutlu futbol insanı yani böyle daima mutlu bir futbol insanı da görmedim ama az. Sen gördün mü bilmiyorum sen daha çok az. Bu işin içindesin. Gerçekten az. Şeyler daha mutlu oluyor. İlişkisini kesenler konuyla. Evet. Evet yani. Yani, heyecanlı bilmem ne bir sürü şey söylenebilir ama. Televizyonda bile izlemiyorum diyenler var yani. Evet ya başarılı olanın mutlu olamadığı bir sanat bu. Olabilir. Vallahi olabilir. Yani Messi'sin. Paris'e gidiyorsun. 3 hafta sonra ne oluyor ya burada diyorlar. Hmm. Messi'ye. Islıklıyorlar. He Messi.
Yani hasta mısınız siz? Yani ben canlı canlı Messi'yi seyrettim deyip günlüğüne yazmak varken ne konuşuyorsun sen ya? Seyrettin mi Messi'yi? Yani Messi'nin tabii şey Arda oradayken gittim tabii Arda'nın konu olarak onun hangi maçtı ya? Güzel bir maç olmuştu. 3-1 mi ne olmuştu? Yani ya insanlar biraz yaşadığı anın kıymetli bir an olduğunu. Şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Şu konsol oyunlarından kaynaklanan her şeyi yapabiliyor olma hissi orada. Acaba öyle bir yansıması mı var onun? O simülasyonun acayip bir etkisi var futbol üzerinde. Olumlu olumsuz. Bence futbolu öğretiyor bir. Her simülasyon o sanatı öğretir. Futbolu öğretiyor. Ama orada da hakeme itiraz var. İnanın. Ya Rodin orada da hakeme itiraz ediyor. Ya oğlum. Yani bu öyle penaltı mı olur ya filan. Yani onu görünce dedim ne yapsın Cüneyt Çakır ya. Bizde de şey var ya burada maç mı biter? Öyle gidiyorum ben. Tabii. İlginç. Ben mesela Cemil Turan'ı hayal meyal hatırlıyorum ilk seyrettiğim. Evet. Onu seyrettiğim anda dedim ki benden futbolcu olmaz. Yani bu adam uçuyordu yani. Bu futbolcuysa ben değilim yani. Ben de meraklıydım. Ben çok net seyrettim. Benim tam aklımı vermeye başladığı dönemin yıldızı, gol kralı. Mil takımında tek gol atan kişisi. Penaltı olur, Cemil gol atar. Başka türlü de imkanımız yani yok. Yani çok süratli, driblingi çok iyi. Evet. Dedim ki tamam ben başka bir şey bakayım ben. Evet, biraz bizim o zaman... O his mi acaba? Hani orada o Messi niye bunu yapmıyor falan öyle bir his mi yuhalama? Bilmiyorum. Bir sürü gıcık hissin ziyaraya geldiği... Çok zararlı bir his. Ama tam nereden toparlanmış bilemiyorum. Yani. Yapıyor musun peki hocalık Rodin'e falan şöyle şey hocalığı futbolda? Tabii. Antrenmana gittiğinde müdahale falan. Tabii arkadaşlarıyla da. Şimdi köyde de sahamız da var. Oynuyoruz yani çok güzel bir sahamız var orada. Böyle 30'a 40. Zaten Dövüşbelen köyünde de arkadaşlar var. Böyle bayağı büyük 6'ya 6, 7'ye 7, 8'e 8 oynuyoruz. Oralarda hep baştan bak Rodin. Maç sırasında ara sıra seni ikaz edebilirim. Cevap verme bana. Cevap verirsen kart görürsün. Kart ikinciyi de atarım seni. Tamam baba tamam. Ama olmuyor. 15 dakika sonra ilk gidip çaprazdan vurduğunda adam 1000 kere konuşmadık mı? Çaprazdan vurulmaz. Başka çare yoksa vurulur. 3 kişi buradayız çaprazdan vuruyoruz. Böyle mi olacaksın falan? Çok tabii ya. Ya bir de ben ona daha böyle 6 aylıktan falan beni alıp sınavım yaptırarak falan. Öyle diyordu maşallah. Yeter. Bir de o mesela bu altyapılarda anlamadıkları bir şey oluyor. Görmezden geldikleri bir şey oluyor. Her futbolcunun babası, genellikle babası onun hocasıdır. O çocuklar o adam devre dışı bırakılarak olmaz. Ömür boyu o adam aslında esas menajerdir. Hı hı. Yani orada da bir eğitim, orada da bir orayı da içeri almak şart. Yoksa hatırlarsın. Şeyde de öyleydi. Barcelona idmanlarında buradaki okul. Hı hı. Her kulüpte de öyledir. Herkesin kendi hocası da orada ya. Bağırarak çocuklara herkes diyor. Oğlum girsene. Bir tanesi şey yapıyordu. Oğlum git onda bir şey yok diyor. Onda bir şey yok dedi de burada yanında. Tabii. O bir şey olmayanın babası da babası yanında da orada. Ben bir adama ne diyorsun sen kardeşim? Onda bir şey yok, bunda bir şey yok. Sonra yasak ettiler karışmayın diye. Yani dışarıdan müdahale etmeyin diye ama başka bir psikoloji. Onu da hesaba katmak gerekir. Çok işte içeri aldığı zaman da veliyi çok büyük dert altyapılarda. Evet. Bir de bu şu futbolda şu genç gelmişken birkaç konuyu düzelteyim. Şu genç meselesine de. Yani futbola sahada genç birini gördüğümüzde Mars'tan birini getirdiler hissi var. Yahu herkes bu sahaya genç çıkıyor. Şunu bir normalleştirelim. Yok, kimseyi korumaya falan çalışmayalım. Güzel eğitelim, idmana gitsin çocuk. Yani o da kendini 17 yaşında bu sanatı 17 yaşında yapmak gayet normal bir şey. Çok yetenekliyse 17'de 16'da. Zaten çok yetenekli çocukların hepsi her zaman kendinden büyüklerle oynarlar. Alışkındırlar buna. Sıra dışı topçu, ben aydınlık evlerde şu kadardım, kocaman adamlarla oynuyordum. Doğru, benim alışkındır. Tuhaf şeyler söylemeyin. Doğru. Yani çocuk 17 yaşında gökten düşmüş biri değil, 17 yaş bayağı karakterin oturduğu bir şeydir. Yani. Geliştirilebilir bir alandır. Yani şu gençlere bir uzaylı muamelesi yapmayalım, onları oynatalım.
Orada bir dengesizlik oluyor. Ya uzaylı muamelesi yapıp dışarıda tutmaya çalışıyoruz ya da hepsini içeri atalım bizi kurtarsınlar muamelesi yapıyoruz. Ben ya hayatımızdaki şimdi, bütün Beşiktaş'ın, kederi gençler çözsün. Bu sezon Beşiktaş'ın işi zaten 5-6-7-8 hafta kalın bitti. Yani lig tamam. Oynat da. Oynat ya. Yani bak geçen hafta iki tane arkadaş Emre de çok iyi. Emre kart gördü. Biri Joseph. Kırmızı gördü. Huyu değildir. Joseph çok iyi, düzgün bir adam. Yani. Ama çok sert ya. Evet evet. Yani hani şey huyu değildir. Bir hafta kaldı. Ha yok. Acaba kartı görsek ya. Erken memlekete gitsek. Tamam. Gönder ya bu abileri. Çocukları koş sahaya. Bir haftada onlar dinlensinler çünkü hemen sezon başlayacak. Belki de o galibiyet primi falan ama Beşiktaş çocukları koy dediğimde de kahveden çocukları topla demiyorum. Zaten kadrodaki çocuklar Serdar oynayacak, Emirhan oynayacak. Emre oynayacak. Yani oynat işte. Yani o abiler de gitsinler dinlensinler yani. 48 tane maç yaptılar ya. Belki 58. Başka düzeltmek istediğim bir şey var mı? Şu var. Bir de hakemleri rahat bırakırsak çok iyi olur. Mümkün mü öyle? Mesela şu kavram niye gelmiyor ya? Herkes oyun oynuyor, hakem yönetiyor. Hakem ne oynuyor ya? Yoksa yapılır mı bu iş? Bu oyundan zevk almasalar. Hakem de bir oyuncu değil midir Mehmet Bey? Katılıyorum güzel. Yani asli unsur olmasın. Bir üçüncü yürüyen şey daha. Gelmişken onu da söyleyeyim. Biz zaten bunun için çağırdık seni. Heh, gelmişken düzel git. Düzelteceğim. Bir de şu. Herkesin birbirine hakaret ettiği bir yer ya burası. Hı-hı. Twitter'dan mühürler. Evet. Bir fon oluşturulsun. Bu tazminatlar orada biriksin. Yardıma muhtaç çocuklara, hasta çocuklara öyle bir fon oluşsun. Bari bu iğrenç şeyden bir hayır çıksın. Evet, nasıl? Ya o para toplanır da oraya gider mi emin değilim. Git. Ya işte bir teşkilat. Arada kaybolabilir yani. Senin beni küfür ettireceksin. Peki bu onlar yerine gidiyor mu bilmiyorum yani. Şehirler arası otobüse binmeyi özlüyor musun? Vallahi tam özlemiyorum çünkü biraz daha tabii lüks koşullarda ama karayolculuğum devam ediyor. Sürekli yollardayım ben. Yani dün işte Kayseri, Konya'da oynadım. Geçen hafta oradan Bursa'ya geldim. Hep arabayla. Hani işin yol kısmını özleyecek bir durumum olmuyor. Ama otobüs, teker üstü otobüs özlüyor musun derse hayır. Hakkari'ye kadar gidiyorduk ya. Bir teker neyin? Ama oğlum seni var. Hatırlayan seni hatırlar. Arkadaki o. Tabii tabii hatırlamaz mıyım? Bayram, okul tatili bilmem ne gibi zamanda bilet bulamıyorsun. Abi teker üstü var. Tabii. Teker üstü gider misin? Yani o beyin sarsıntısı. Ya aşağıya valize yatmalar da vardır ya. Yok onu üzülmedim. Konuşun. Bir de o zaman sigara da içiliyor diyor. Of. İçmeyen bile içerdi. Evet evet. İğrençti ya. Çok iğrençti. Ama seni var eden. Evet. Bunlar otogargara. Tabii tabii. Olağanüstü. Ya bak bizim ya otogargara yani seyretmiştir herkes ama bence gülme sıklığı en fazla olan oyunlardan biri olabilir. Bizim tiyatromuzun yaptığımız her şeyin temelini oluşturdu. İyi iş yaptı değil mi o? Tabii. Çok. Öyle mi kuruldu? 500 oyun oynadı o ya. O mu kuran? Evet. Bu BKM evet. Sistemini. Evet. Yoksa bir demet tiyatro mu daha fazla? Şimdi şöyle. Ya o zaman şöyle bir durumumuz vardı. Biz Necao'yla şöyle konuştuk. Ya iki tane oyun vardı kafamda. Bir tanesi daha az kişili. İki kişinin aslında önde olduğu bir oyun. Biraz da böyle daha trajedisi daha şey. Aslında gereği düşünüldüğünün finalinde kullandığım oyunu. Bir İshak'sın, bir Cemil. Onu büyütmek istiyorum. Bir de dedim Necao. Kalabalık, otogargara diye cümbüşlü bir şey düşünüyorum. Lakin paramız o az kişili oyuna yeter. Paramız yok da onu en azından anladım. Borç alabiliriz onun için. Ne diyordu ki boşver büyüğünü yaz. Batacaksak da büyük denizde batalım. Çünkü o bayağı o gün biz yani hiç parası olmayan bir 25 kişilik kadro kurduk. Demet Akbağ falan. Nasıl ikna ettiniz? Ya Demet Akbağ bir dostumuzun düğününde gördük. Vallahi biz de daha halayda mı? Dikran Masis'in düğününde. Ben o Dikran Masis'le yazar, yapımcıydı bir şey. Yazar olarak çalışmıştım. Mega Show'dan. Dedim ki nicedir de hep aklımızda yani. Bize bir de şey lazım. Bize bir lokomotif ünlü lazım. Ki Demet Akbaş star o da. Bir tek o.
kimse bizi tanımıyor filan. Orada bir masaya yanaştım ben. İşte şöyle severiz, böyle severiz Demet Hanım. Ama beni biliyor şey, yazar olarak biliyor. Ama sohbet yok mu o zaman? Yok. Dur ya, Mega Show lan. Mega Show o sırada mı yapıyorduk? Çünkü Mega Show'da olsa daha sanmıyorlardı. Galiba o da yoktu. Dedim randevu istedim. Dedim bir tiyatro oyunumuz var. Görüşebilir miyiz filan. O da randevu verdi. Ben gittim onun evine. Bütün oyunu ona okudum. Baya bir su alabilir miyim falan. Oyun okuyorum kadın. Tamamı. Tamamı. Tek başımayı. O da dedi ki yani güldüğümüzde bu dedi erkek oyunu ya benim. Ben bunda kendimi fazla göremedim. Dedim ben yanlış okumuş olabilirim. Çünkü öyle bir düşünüyoruz ki giyinmeye vakit sıkıntısı var falan. Tam ilk okumada. Sonra dedim siz bunu tek başına oku sonra. Yani gidelim. Oyun Demet Akbağ üzerine kurulu bir oyun demek istiyorsun değil mi? Yani. Neredeyse yani. Yani çok eğer bütün rolleri bir kadın majör oynarsa çoğunu o zaman öyle oluyor tabii. Nitekim okuduktan sonra sevdi başladık provalara. O zaman inşaat halindeydi ya Berkan. Yani borçlar aldık alabildiğimiz her yerden. Adamlar geliyor ne alacak bu işin sonu falan. Siz Levent... Diyorum ki şakalara gülünsün ödeyeceğim ya. İnsan gelsin güldüreyim vallahi ödeyeceğim billahi ödeyeceğim. Sonra baktık ki böyle dönmüyor. Biz böyle 200 kişi, 200 ortalama seyirci gelmeye başladı. Baktık ki yani o gün gelen şey Türkiye gibiyiz. Cari açığımız fazla. O 200 kişinin verdiğini elemanlara veriyoruz. Borçlar gitmiyor. Devam ediyor. Yani borcu kapatamıyoruz. Futbol kulüplerimizden de örnek verilebilir ama boş ver. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bunu hep her yerde anlatmayı seviyorum. Çünkü çok acayip bir olaydı. Okan Bayülgen'in bir programı vardı. Gece Kuşu mu? Evet. Yani ilk dönemi. Değil. Televizyon çocuğu. Televizyon Gece Kuşu mu? Bilmiyorum. O çok sık isim değiştirdi. O yüzden. Ama böyle gece yarısı olan. Evet. Hatırlıyorum. Ona bizi davet etti. O gün de şansa bak ki saatler bir saat ileri alındı. İkideki program üçte biz televizyona çıktık. Ben de diyorum zaten bizim kaderimiz bu. Hiçbir şey bize kılçıksız balık yok. Üç. Hadi gidelim kendi kendimize falan. Gittik. Bütün kadro. Onlar oyundan görüntüler seçtiler gösterdiler. Eğlenceli bir şey oldu. Bizde hani olan ilk promosyonumuz falan gece yarısı oldu. Neyse diye döndüm ben. Ertesi günde oyun var. Gündüz pazar günü. Ya bir gittim bizim tiyatronunda bir kalabalık var. Bazen de orada şeyler, işportacılar şey satıyor. Bu patatesi bakın nasıl soyuyorum falan. Öyle bir şey sandım ben de. Bir baktım herkes bana. Beni de kimse tanımıyorlardı o zaman. Aa o adam bu adam. Dedim hayırdır? Dedi ki biz Atapazarı'ndan geldik. Oyun için. Dün gece seyrettin. Ne? Az önce seyrettiniz. Uyumamış yani. Az önce seyrettiniz. Otobüs tuttunuz. Geldiniz mi dedi. Evet dedi. Çok komikti oyun. Gösterdi. Ha dedi. Parçalarını görünce. O gün tiyatro full'e girdi. Bir... Sonra turne mi hemen? Evet. Yani burada Okan'ın da. Okan'ın o programı o dönem çok insanı gösterdi. Mesela Mirkelam'ın şarkısını hatırlıyorum. He. İlk patlayan ilk orada gösterilmişti. Ertesi gün ülke dağıldı. Uçtu değil mi? Evet. Evet. Yani televizyonun öyle bir etkisi vardı eskiden. Şimdi yok. Yani Bir Demet Tiyatro günü de biz yani bütün Türkiye televizyonun başına otururdu. Sokaklar bomboş olurdu. Evet ya biz o mutlu günleri gördük. Bir daha kimse göremez öyle bir şey. Çünkü öyle bir televizyon şeyi yok yani. Hepimizin aynı kutuya baktığı ki biz... Tek bir kanaldan oralara geldik. Hepsini gördük. Çok böyle bir gecede bir de artık lokal ünlülük var. Ya ben bir şarkı diyorum. Vay be ne güzel şarkı diyorum. 27 milyon kere dinlenmiş. Hani artık böyle herkesin kendi dükkanının önünde bir kalabalık var. Böyle yani bir zaman alıyor şey. Evet. Tüm herkesin tanımasın. Bir kuralı ya da kuralları değiştir. Futbolda mı hayatta mı? Olabilir. Nasıl istersin? Bir kuralı ya da kuralları değiştir.
Yani şunu değiştirsem çok güzel olur, şöyle olsa çok güzel olur dediğin bir kural var mı? Ne kazık sordun ya bir de. Kural. Soruyu bırakayım istiyorsan düşün. Futbolla ilgili olabilir. Düşüneyim ya. Ya futbolda şimdi kural değiştirme çok sık oldu. Bu son kurallar da bir tuhaf. Penaltının boku çıktı diyebiliyor muyum? Ya olur mu bu kadar çok penaltı ya? Penaltı istisnai bir durumdur. Eskiden vardı, kural çok belliydi. Top ele çarparsa bir şey yok. El topa çarparsa penaltı. Bitti, neye uzattınız bunu ya? Doğal konum. Doğal konum diye bir şey var. Bakın benim elimin doğal konumu mesela şu. Ya manyak mısınız? Bu elin doğal konumu, bu elin gittiği her yer doğal konumdur. Beni bunda detay vermeye zorlamayın. Bunu beni, delikanlılar beni çok iyi anladılar. Onun en doğal konumu orası olabilir. Manyaklaşmayın ya. Doğal konum ne ya? Her yaşın ayrı hakemleri bir doğal konum var. Tabii. Öyle bir gün gelir doğal konum şudur. Hiçbir şey karışmıyor. Manyak mısınız? Nereden çıkardınız bunu? Hakemlerin zaten işi zordu. İyice manyak ettiniz. VAR sistemi. Şimdi şöyle bir şey vaat ettiği için olmadı. Yoksa bence de ha ya ara sıra da ya resmen çizginin içine düşmüş top Dünya Kupası'nı veriyor öbürüne. Şimdi buna bir ya da bir metre ofsayt. Buna bir şey bulalım hissi geldi insana. Yani adalet gelsin futbola falan. Yani doğasında adalet olmayan bir şeye biz adalet getirmeye çalışıyoruz. Öyle bir şey yok. Karşısında öyle bir şey yok. Adalet diye bir şey yok. Adalet olsa Messi herkesten yetenekli olmazdı. Öyle bir şey yok. Denklik var. Denklik. Öyle bir şey var yani. Yani adalet uzun vadede var. Hiç kimse sahte penaltıyla yürüyemez. Yani o ya bizim bir tane maçımızda şey olmuştu. Bizim hoca geldi amatör kümede. Dedi ki hakem benim dedi arkadaşım. Anlaştım dedi. Şu demekti ona büyük rakıya anlaştım dedi. Ece biz 2-0 yendiler. Hakem dedi ki ceza sahasına girmediniz ki penaltı çalayım. Ya ben size ne yapayım? Yani hakemin bile yardım etmesi için senin oynaman lazım. Öyle bir yer değil burası. E şimdi VAR mutluluk getirdi mi? VAR'ın kendisi şimdi sabaha kadar tartışıyor. VAR'a niye gitmedi? Niye gitti? Doğru. Niye gitmedi? O olayda gitti, bunda niye gitmedi? Ya bu iş yani kuralları rahat bırakalım. Kuralları değiştirmemeyi. Mesela şeyi denediler. Benim aklımdaydı o. Ya bu taç ayakla kullanılsa nasıl olur? Bir denediler, futbolu yavaşlattı. Tabii ki. Yarım saat düşünüyorlar. Esabet mi şey dönüyor? Vurmayayım mı, yapayım mı? Bir de zırt pırt. Tabii. Bırak ya, yok öyle bir şey. Yani mesela offside'da. Şimdi bazen diyorum offside kuralına böyle bir yarım metreye kadar esnetseler mi? Burnu ya, geçti diyor. Ama o zaman da onu mantığı şey, şey yapılabilir mi? Benim aklımda var. Ayaklara bakılsın sadece. Ha mesela. Yani eli uzun. Yani her hızlı adam cezalandırılıyor şimdi. Ya bu tarafa koşanla evet, bu tarafa koşan olmuyor. Olur mu öyle? Yani adam hani ikisi de aynı anda harekete geçiyorlar. Adam hızlı diye sen niye cezalandırıyorsun? Şuna ne dersin peki? Benim bir önerim var. Çok hoşuma gider. Kafa ile verilen paslarda offside olmasın. Ya onun da şimdi öyle bir istisnası çıkar ki kafayla verilen pasta hani o mesafeden diyorsun. Ama şimdi ceza sahasına geldi tak indirdi adamın evet, önüne. Yani bakmak lazım zor bir şey. Ama en azından bunu bir değerlendir var, değiştirelim müsaitse. Tamam. Çünkü o futbolun bir açığını buldular oynayınca. Futbolun yani amaç unutuluyor. O kural niçin var unutuluyor. Doğru. Bu bak güzel. O gidip orada çadır kurmasınlar. Çok güzel. Yapıldı. Bak bu kulağa çok geçti diye değil. Tebrik ederim. Vallahi bu benim çok sıklıkla söylemeye çalıştığım bir şey. Senden bunu duyuyorum. Ya güzel, ben gelirim. 15 günde bir hepsini hallederim. Tamam 15, seneye 15 evet, günde bir. Yılmaz Hoca ile futbol. Ama Yılmaz Vural anlaşılır o zaman. Yılmaz abiyle dersiniz. Ayrıca tatlı adamdır. Onunla karıştırılmak. Benim şey sorulamaz ya. Köyceğiz'i üç kelimede nasıl anlatırsın? Ya, nasıl yazmıştım? Onunla ilgili çok küçük bir şiirciğim var. Nasıldı? Yarıştık. Turuncu geldik renkler içinde.
Çok severim bunu. Güzel. Çünkü öyledir yani. Hele şeyde gelirsen, böyle Nisan ayında falan gelirsen, hem o turuncu narenciler dallardadır, hem de çiçek açar narenci ağaçları. Bütün kıta kokar yani. Ve alışmazsın ona. Bir hafta kal, bir hafta o kokuyu alırsın. Müthiştir yani. O dönem geleyim o zaman. Sağ ol, çağırdın birkaç defa, gelemedim ama. Her dönem gel, o dönem de gel. Beşiktaş'ı üç kelimede semti ama nasıl anlatırsın? Aha. Ya ekmek tabii bizim için. Ekmek parası. Futbol. Şimdi bir de karmaşa var doğrusu. Maalesef. Çok karmaşa oldu. Maalesef. Çok. Beşiktaş seni çok sahiplendi ya. Yani semt mi? Semt de, takım da. Ha, tabii tabii. Ya biz... Abi çarşı ya. Biz çarşıda dükkanımız yani. Yanlış anlama yani. Gerçek çarşılı. Çarşı tabii. Öyle dümen değil yani. Bildiğin çarşıda dükkanım tabii. Var benim. Arkadaşlar bilirler. Dükkanım da güzel. Hatta şeyler de. Görürüm de arkadaşları, tanırım da. Tribüncüler mi? Eskiden... Ya ben tabii şimdi artık Beşiktaş'ta tiyatroya ara verince çok fazla Beşiktaş'a gidemediğim için bir devamsızlığım var ama dükkan oradayız yani. Necati Akpınar'ı üç kelimede nasıl anlatırsın? Vay be. Gör, dur. İstediğin kadar kelimede anlat. En muhteşem insan. Bildiğim en cömert, en iyi kalpli. Ya şöyle bir şey var. Kur'an'da şöyle bir ayet bir daha idrak ettim. Onlar diyor inananlar için, onlar öfkelendikleri zaman bile merhametlidirler. Benim bu konuda tanıdığım tek kişi Necati Akpınar. Cömertlikte. Ya geçen ona şey demiş, inşallah bunları anlattığım için kızmaz bana. Şener abi ona demiş ki, ya Türkiye'de herkesin aynı fikirde olduğu tek kişi sensin. Tebrik ediyorum seni. Yani kime sorsam seninle ilgili aynı şeyi söylüyor. Olumlu. O da demiş ki yok yok ikinciyim çünkü sana da öyle diyorlar. Güzel. Çünkü Şener abiye de kimseden duyuyor. Doğru. Duydun mu yani öyle bir şey? Doğru. Gerçekten hani zor bir soruydu. Üç kelime etmez. Yok, çok güzel cevap. Yaşamını bir şarkıyla tanımlasan hangi şarkı seçerdin? Oğlum bu röportajlarda en zorlandığım sorular bu mantıklı olanlardır ya. Geçeyim. Zor şarkı. Mecbur değiliz ya. Ya ben müzikte çok hayatımda şey var. Söylüyorsun da. Yapamadığın bir şey var mı ya? Ver, resim. Denemişsin resim, ama. Resim, denedim. Resim, heykel, böyle el becerisi olan. Yemeğe sardın bir ara. Değil mi? Yemek yapıyorum canım, yemek çok fena yaparım. Yemekte hiç tevazum da yok. Yaparım. Ama şey... El becerisi böyle, el iş dersimiz vardı ya, eskiden şey yapardık, işte mukavvayla bilmem ne yapın falan. Ben son gün, pazar günü açık kırtasiyeci arardım mukavva almak için. Ve şeyde yapıştırıcı da bulamazdık çok. Unla yapardım falan, bir ev yapın, gecekondumu götürüyorum. Yanında bizim şey, Gülşen, ailecek toplu konut yapmışlar, TOKİ getiriyor işte. Benimkileri eve yıkıyorlardı dedi, yıkım kararı çıkıyor. O konuda berbat bir performansım var ama sanatın diğer işlerine severim. Aynı futbolcu gibidir bu işler biraz da ya. Yani bir top ver, liman yaparız bir şeyler yani. Hepsini oynarım. Voleybol, basketbol. Şair şiirini, en iyi şiirlerini genç yaşta mı yazar? Yok. Değil midir öyle? Yok abi. Tam tersidir. Senaryo gibidir yani. Ya şimdi şairlik, senaristlik falan bunlar önce filozof olmayı gerektirir. Biz kavramları ilk anlamı neyse öyle düşünelim. Kendine rütbe takmak gibi düşünülmesin. Düşünürlük, filozofluk bir iştir. Bir benzetme kaynağı değildir. Bir rütbe de değildir. Bir iştir. Bunu güzel yapanlar vardır, yapamayanlar vardır. Futbol felsefesi lafını sevmiyorsunuz mu? Futbol felsefesi severim de. Yani kulağa hoş geliyor diye kullanan bir şey. Ama futbol düşünürü, futbol filozofu. Sen de onlardan birisin. Ah, teşekkür ederim. Bence çok beğendiğim bir... Yaklaşımım var, hep çok analitik bulurum. Yani o bir şey, bir düşünce eylemi harcanarak. Çok teşekkür ederim. O yüzden 40, hani 40'tan sonra daha demlendiğini düşünürüm bunun. Öyle, yani tabii ki daha
büyük şiir yazılır. Yani hatta hangisiydi o? Çok genç ölen bir şey var ya. Bu bana sorma. Fransızca bizim meşhur. Ya ama öyle istisnaları var. Bende. Ama bir insanın bir ha dediği bir yaş var. Böyle 30-40. Demlendiği bir yaş. Evet ha. Ha meğerselerin. Gerçeği geçip hakikati bulduğu yaş. Meğerse keşkeden daha çok kullanan insan doğru yoldadır yani. Meğerse böyleymiş. Keşke o günler olsa. Öyle değil de. Keşkenin kimseye yararı yok ama meğerse iyidir. Ha iyidir yani. O şey diyorsun, gerçekten geçip hakikati bulduğun dönem mi o? Yani hakikatin daha çok, hatta bir şiirde gerçek ne kadar eksikse hakikat o kadar estetik. Yani gerçeğin arkasında esas hakikat varmış dediğin bir şey o. Peki bu hakikatsizlik çağında hakikati bulmuş olmak nasıl oluyor? Ya buldum tabii çok şey. Yani kendince abi neyini bulacaksın? Sertliydi. En azından onu yaşamaya başladım. Evet, peşindeyiz. Onun kapısını buldum. Peşindeyiz hacı. Hakikatin peşinde. Tamam. Ya bu zevkli. Bir ferahlık hissi yani. Ah be. Boş işlerle uğraşmıyorsun yani. Biz, güzel. Çünkü ya, sır o kadar derinde ve çözülmesi bu varoluş için çok da vaat edilmiyor aslında. Ama burada aramak güzel yani. Aramak güzel. Russell Crowe mu, Nuri Bilge Ceylan mı? Yönetmen olarak mı bahsediyoruz? Ya yönetmen olarak Nuri tabii ki yani kıyaslanmaz. Ama bir film çekti, bir daha da devam etmedi ya o işe. Ama tabii çok şey öğreniyorsun. Büyük bir tecrübe. Çok şey ikisi de çok zor şartlarda çekildi. Mesela şey yapıyordu gelip böyle karizmatikse replik take your time. No rush. Kulağıma gelip diyorum kulağıma konuşma huylanıyorum. Çünkü ben ona şey demiştim. Dayı dedim bak benim İngilizcem o kadar iyi değildir de kulağım süperdir. Yani sen baktın ki sette anlamıyorum. Kulağım yani tonu yanlış verirsen, kulağıma ne dersen ben aynısını söyler. Nadiren oldu öyle şeyler. Ama orada da mesela şey yapıyordu. Burada Yılmaz'a bir hero shot yapalım diyor. Hero shot diye bir kavram ben hiç duymamıştım. Meğerse aslında bizim bütün Yeşilçam'ın iyi filmleri hepsi hero shot. Yani bu normal bu aksı bozup aşağı. Bu laf için Mehmet'e böyle bir alt açı yap abi. Falan yani. Arnold açısı. Ha o lafa özel. O pozisyona özel. Bizde şimdi şey çok oldu. Kur setup'ı açık karşı tüm bağlı. Çünkü set uzuyor. Ona ayrı falan. Tabii. Hani hero shot diye bir kavramı mesela öğretti ki büyük bir şey yani. Şimdi ondan sonra uyguluyorum ben de. Çok güzel geçiştirdin. Tebrik ederim. Mükremin Çıtır mı Deli Emin mi? Abi soru soruyorsun. Sorunun fiili yok. Mükremin ne? Daha mı tatlı? Daha mı ne? Yani senin için hangisi daha nasıl bir dolu? Kadar. O mu bu mu? Zalim bir kıyas soruları bunlar. Kıyas illa birini ikinci yapar ve o yüzden hep birinci değerlidir de ikinci başarısız olur ya. Ya Mükremin diyeyim. Çünkü Mükremin Deli Emin'e yol açan adam. Mükremin Çıtır tabii ki. Tamam. Amokachi mi Mario Gomez mi? Amokachi. Biliyorum böyle. Hatta olsun. Daniel Amo Kaçi. Kaçi ne demek ya? Adam sağ bekin pozisyonunda top aldığında ayağa kalkıyorduk hepimiz. Çok naklit. Amo Kaçi'ye top geldi ya. Seyretmek büyük bir zevkti. Zaten şöyle düşünsün insanlarla. Yani biz tribüne aslında böyle yetenekleri seyretmeye gideriz. Tabii. Tamam taktik maktik tamam bakın işinize de. Yani... demek istemiyorum ki transfer yapın falan yani kendi işte o zaman Sergen de oradaydı. Bütün İbro da oradaydı. Hepsi oradaydı. Ama biz futbol seyrediyorduk ya. Yani bir seyir zevkimiz vardı. Top oyunda kalıyordu. Yatan 15 dakika yatmıyordu. Bu ne ya? Herhalde yaş şey oldu. Evet. Dinleniyorlar. Evet. Ozan Tufan dedi ya taca çıkınca nefes alıyor. Hemen geri atıyorlar abi.
Ya bizde taç 15 saniyedir ya. Ona mı vereyim, buna mı vereyim? Dur dur acele etme. Bir nefes alalım. Hakem ayrı durduruyor. O da tabii, nefesleniyor. Tabii. Tam akacak. Düt 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 düt. Kavşaktayız. Trafik polisi. Ya bir dur bir de oynayın. Bir de bu sertlik neyin nesi? Vallahi korkuyorum ben ya. Hani diyorsun ya Rodin falan. Yani ben benim oğluma öyle vursalar sahaya girerim ben ya. Ya böyle olmaz ya. Yok yok. Faul başka. Bu kadar normalleşmemelidir. Faul mahallede nasıl bir şeyse ne yapıyorsun oğlum sen? Tabii. Sahada da öyledir. Doğru. Faul çıktı, taktik faul çıktı, yeşil faul çıktı, önleyen faul çıktı. Yugoslav. Ya manyak mısınız siz? Olur mu böyle bir şey? Bu kadar normal. Hani nerede röveşata vole değil mi? Evet. Bir de hemen atın. Yani sahaya bu niyetle geldiğini anladığınız adamı biz mahallede öyle yapardık. Tabii. Ola çıksa, çıkmasa döverek atardık. Yani eğer kavga etmeye geldiysen bu kavga edelim. Ama futbol oynayacaksan bu ne lan? Bir de şimdi sarı kart yarım kırmızı karttır. Hocam mesela bunu kimse farkında değil. İlk sarı kart ya birini senden makas almış gibi yarım atıldı. Dostum yarım. Bir ayağın dışarıda. Oyundan atıldın aslında sen. Ama bir şans daha verdi. Evet. Adli kontrol. Hatta bir maç vardı. Bir tane arkadaş bizim gene derbilerden biri. Abi dedi herif dedi ne para indirdi iddiadan be şeyden. Ne oldu dedim. Maçta böyle çok para verecek bir sonuçla bitmedi. Karta oynamış adam. Kaç kart çıkara oynamış? Var. 8 tane kart çıktı oyun. Var. 8 tane 6 tane sarı kart 2 tane kırmızı kart. 6 sarı kart 3 kişi atıldı. 5 kişi atıldı aslında oyun. Ya böyle bir endüstriyel aklı olmayan bir oyuna dönüştü bu. Böyle olur mu ya? Bu kadar faul yapmak normal mi ya? Doğru, haklısın. O yüzden kadın futbolunu seyredemiyorlar. Hiç faul olmuyor diye. Çok güzel oluyor ama. Şampiyonlar gibi. Evet, şeye benziyor giderek. Hatırla, dünyada hala tartışılır o buz hokeyinde şiddete öyle filmlerde. Hmm. Şiddete ne kadar müsaade edelim falan. Kavgasız buz hokeyi maçı mı olur kardeşim falan. Biz vur kır parçala bu maçı diye bu maçı kazan diye bir şey seyrediyoruz. Yok yok vurma kırma parçalama maçı da oyna kazansın alkışlarız çok seviniriz. Eski İnönü mü Vodafone mu? Ya eski tatlı ama eskinin ya bir kere iptidailik üstünden zaman geçince çok daha dişi bir konu oluyor. Yani o yüzden mesela yoksul, yoksun hayat daha yazmaya müsaittir. Ama bu da güzel ya. Bu da güzel. Güzel. İşte yani oradan bakarsan süper. Maça 5 dakika önce gidiyorsun. Tık diye içeri giriyorsun falan. Bir bakıyorsun 10 dakika kala tribünler bomboş, tok doluyor falan. Tabii. Yani zaten egemen olan illa bu olacak. Ama dediğim gibi keşke iyi stat, iyi futbolu da getireydi. Lanet gibi oldu ya. Doğru. Eskişehir, Mersin, Bursa. Statlar var. He. Ama Kocaeli. Evet hepsinde böyle fıstık gibi stat var. Ne oldu? Ne yok, mı? Takım yok, zemin yok. Gitti. Beton iyidir bizde. Bizim betonumuz iyi. Aa bir de bak bir şey daha diyeceğim. Ben buraya bunun için geldim. Ben boşuna girmedim. Mehmet. Mehmetciğim. Şu suni çim denen şeyden kurtulalım. Ya toprak yapın yine toprak olsun. Çok Cem Dizdar gibi konuşuyorum ama çok seviyorum. Ama yani neredeyse içim mi okuyor yani. Ben ne dediysem diyorsam aynısını söylüyorum. Mesela ben şeyde de konuştum yani bunu ta 5-6 sene önce bizim Tolunay şeydeydi. Hala oradan bilmiyorum. Orada. Çok tepki var. Ve ona söylemiştim. Ya bu ama o da dedi ki FIFA falan bunu uygun görüyor. Sen uygun görmüyorsun da Yılmaz'cığım. Ama bu kaçıncı? Evet de yani ben çocuk oynuyor görüyorum. Tabii. Hele yazın. O bir şey gibi, benzin istasyonu gibi tabii kokuyor orası. Çok aynen korkunç. Çünkü orada elektriği alan o küçük bir partiküller var ya siyah. Evet. Onlar yanıyor çünkü yazın. Onlar felaket ya. Ya arkadaş yap toprak. Toprak bir elektriğimizi verelim. Evet yani. Yani kum yap bir şey yap. Hani düşünce zedelenmesin bizim gibi. Bir de zımparada oynuyorduk. Ayrı konu. Parçalanırdık biz. Ama böyle olur mu ya? Linda mı zorba mı? Linda tabii ki. Bu şeyde Russell Crowe'da çektiğim filmdeki atlar değil mi? Evet.
Evet, zorba manyağın biriydi yani. Benden siniyordu zorba. Yani bir de bence senaryoyu da okumuştu. Yani bir atın senden nefret etmesi nasıl bir his? Hiç hoş değil. Yani böyle bir düşman olsun istemezsin. Çok büyük lan. Yani. Merhaba zorba diyorsun. Ya bunun anlamı bellidir. At dilini bilenler bunu ne demek olduğunu bilir. Ama Linda kuşum benim ya Linda. Bunu sor. Yani ayağının önüne böyle yapıyor, hop kaldırıyor. Bu ne yapıyorlar? Tık. Yılmaz'ı taşı. Hop. Binelim falan. Benden daha akıllıydı. Güzel bir şey ya. Levent Kırca mı, Ferhan Şensoy mu sormayacağım. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Süper güç başa bela hocam. Var bende. Var. Yani sorun. İnsanların düşüncelerini biliyorum yani. Anlıyorum. Okuyorum. Ne diyorsun ya? Tabii. Sen ya her herkes yapar. Sen şimdi okuyor musun? O kadar sır mı yani bu? Ha? Okuyabiliyor musun? Hayır, şeyden benim... Ya benim yaptığım iş... insanların rolüne girip yazmaya yani. Empati dediğin şey... bir empatinin çok gelişmiş hali öyle bir şey. Peki hani bunu... Şöyle değil yani. Onun kafasına göç öneriyor. Yani anlıyorum. Ben kişi yürürken, gelirken anlıyorum. Mesela Chris Rock'ın yerinde olsaydım Will Smith'in gelişinden anlardım ben. Bu adam. Onda bir şey var diyorlar. Güzel bir yere gelmiyor bu. Adamın niyeti bozuk. Ya ben Will Smith'in yaptığına tabii çok şaşırdım. Ama Chris Rock'ın yine daha da şaşırdım. Bizde kısas vardır. Vurdum oturturum valla. Diyelim ki bak tokadı yedi. Canlandıralım istersen. Yapalım. Şimdi krizim ben geldim. Sen anlamadın. Estağfurullah. Sen anlamadın önce. Tabii yani normal bu. Tamam ben vurdum. Bana vuracak. Herhalde şey gelir aklına. Gelip bir şey diyecek. Dur geleyim yaklaşayım. He bak ben yüzünden şöyle bir şey anlardım. Yani gelip bir şey diyecek. Yani yüzünden tatsız geliyor bu. Yani evet. İyi bir şey için gelmiyor. Ha 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 olmazdı bende. Anladım. Ve diyelim ki vurdu bir tane. Ve ben yine anlamadım. Bu gerizekalı bir şaka peşinde mi yoksa hakikaten mi vurdu ve oraya gitti. Ve orada my wife falan dedi. Artık orada yapılacak tek şey oraya böyle gelip karakseri oymanın değil. Onun ciğerini orada yemek değil. 2,5-5 milyar önünde yaptığı harekete bak edin. Burada bir artı 18 koyalım çocuklar. Kesinlikle şiddete benim kadar karşı birisi yoktur. Burada nefsi müdafaa var. Ne şiddet? Will vurmadı mı ya? Ama şimdi Chris Rock ayarında bir bak Chris Rock ayarında bir komedyen bunu çil çil altına çevirir. Başlamışlar. Yani şovlarında artık 15 dakika Will Smith bölümü seyredilir. Çok da güldürür. O onu öyle döver sadece şimdi. Öyle zaten. Geldi mi sizin arkadaşlar? Korkudan düştü vallahi bak. Yok abi ben hayatta hiç kimseye vurmam. Ama bana öyle orada. Ne yapayım? Peki şeyi soracağım. Süper gücüm var insanları anlayabiliyorum. Bunu istersen yayınlamayız. Seneler evvel sen de gene böyle bir talk show programı yapacaktık. Sen geldin oturdun oraya karşıma. Sonra da kalktın ben yapamayacağım dedin gittin. Evet. Orada da bir şey mi okudun ben de? Yok hayır. Yok ya bir tansiyon problemi mi oldu o zaman ya? Hadi dedim birkaç, birkaç defa oldu ya bu ya. Kaç defa oldu? Nihayet konuşabildik. Hiç olmaz. Hiç öyle huyum yok. O gün ulan bende bir şey var falan diye gittim. Yok yok öyle değil. Ben ya o yanlış anlaşılma. Ben Yılmaz'da tansiyon yapıyorum arkadaşlar. Ve hiç çıkmayan tansiyonu ben yapıyorum. Yok yok o şey yanlış anlaşılma. Belki doğru bir tanım bile yapmamış olabilirim. Ondan sonra da her süper düşünce şeyi diyorum. Mesela diyelim ki uçma yeteneği çok imrendiğimiz bir şeydir. Olsa hepimizde çok salak bir hayatımız olurdu ya. Ya bu soğukta oraya uçurur mu falan. Yani, karşıya uçacağım. Şimdi uç. Biz bilmiyoruz belki ama kuşlar da yoruluyor yani öyle lüks bir şey değil. Kuşlar da yoruluyor. Kuşlar da yorulur adlı kitabımda bunu yani o yüzden hadi oğlum bir gidelim pendiye kadar. Ya şimdi rüzgar var nereye uçuyorsun oğlum sen ya? Şeye sürükler bir uğraştır. Pist bulunmadı. İnilmiyor oraya kalabalık zaten herkes oraya iniyor. Yani başka bir şey olmaz. Gene normal olur. İşte görüntülü konuşmalar Zeki Müren bizi görecek mi? Görüyor. Ne oldu? Şimdi birini görüntülü aramak münasebetsizlik. Neye güvenip arıyorsun beni görüntülü? Ya helada mıyım, belada mıyım? Ne yapıyorsun ya? Bir de artık zamparalar da bitti. Adamların hayatı bitti yani.
görüntülü açacaksın. Yani bir büyük bir olaydı eskiden değil mi? Görüntülü telefon gelecek. Tabii canım şu saatten konuşmak. Ya manyak mısın sen? Görüntülü artık göreceğiz konuştuğumuz kişileri. Ne oluyor sonra? Ya teknolojinin mutluluk getirmediğini... Köyceğiz'de kaçıncı anladım. Buluştu anlayacağız yani. Yok ben anladım. Vizyon Tele zaten bunu anlatıyor. Biliyorum şaka yapayım. Ya ben bunu çoktan anlamıştım. Ama hala yani hatta bütün kıyametlerin özünde teknolojik taşkınlık var ya. En çok ne yapar harcıyorsun? Onlarca kitabım var. Eğer bizim eve gelirsen bana ilk soracağın soru bunların hepsini okudun mu olacaktır? Hayır, sadece sevdiklerimi okudum. Mal mıyım? Her aldığım kitabın yok. Bazısı güzel değil. En çok sonra ne yapıyorum? En çok küme gülüyorsun diyecektim. Sonra ne yapıyorsun onu da dinlerim. Çocuğa harcıyorsun. Çocuğa harcıyorsun. Tabii. En çok kime gülüyorsun? Çocuklarım. En çok kime gülüyorum? Babam. Hala en komik adam o ya. Çünkü hep orada ya. Hep orada yani babam. Komik mi? Ciddi komik mi? Ciddi komik. Yani komik. Komedi yapıyor. Tabii canım. Yani mesela Cem Yılmaz'a yaptığı şakaya bak. Şeye gidiyor. Antalya'da oyuna gidiyor. Cem turneye gelmiş bir tarihte. Arada da kulise giriyor. Aa diyor Nazım amca hoş geldin. Yalnız mısın diyor. Yok diyor alkollüyüm. Ya babamın şakaları akörde dilden dile yani acayip bir adamdır. Benim ustam zaten o. Birinci günde en çok ona gülüyordum. Ona gülerim. Bizim Deniz çok gizli komiktir kardeşim. Ben de şimdi madalyaları aileye dağıtıyor gibi olmayayım da. Ama dünyadan mesela Dave Chappelle çok beğenirim. Ben de. Yani. Çok beğendim. Eskiden sevmiyordum. Ricky de komiktir. O da çok komik. Ya agresifleri biraz kendim de o kadar agresif olmadığım için agresif komedyenleri biraz ya sınırları bu kadar zorlamanın sempatik bir şey olmadığını düşünüyorum. Belki de babam bana şöyle bir bu işe başlayınca bana altın bir tavsiye verdi. Büyük oranda tuttum. Yani dedi ki birisiyle ilgili şaka yapacaksın o da gülmeli. O da gülmeli. Bir salonda bir adam kızarmış, terler döküyor. Bu zulümdür. Etrafı güldürürseniz bu zulümdür. Komedi istenirse zulme çok yakın gelebilir. Böyle yapan da var. Gelebilir. İşte Chris Rock olayında da böyle bir algı oluştu en azından. Yani orada çok fazla eğlenecek. Hatta işte o da pas verecek ki beraber eğlenesiniz. Özensiz bir şaka. Böyle dayaklık bir şaka değil ama özensiz bir şaka yani. Bütün ülke biliyor hastalık hikayesini. Tabii. Kadın mı lan mutsuz? Ne şimdi yani? Yaptığı şaka çok onu ezen bir şaka da değil. Değil bence yani ya. Bence kadın bir de gayet de güzel o hali. Bir de onun eskisi de var. Ha bir şey var o. Eskisi de var. Şey yani geçmişi var daha doğrusu. Saldırgan mizah diye bir şey olmaz. Bir şey saldırgansa mizah değildir. Çok acayip. Saldırgandır. Çok acayipler var. Benim seyredemediklerim var. Çok sertler var. Ben de bakıyorum. İlk anladım. Aşık olduğun ünlü kim? Celebrity crush'ın. Yani gençlikten, çocukluktan bahsediyorum. Çocukluktan bahsediyorum. Yoksa ha, yani küçükken. Şeyden ünlü olduktan sonra onları saydım mı? Küçükken onları sayar mısın? Sonra sevdiğim ünlü oldu. Sevdiğim ünlü oldu. Çeşitli var. Noktalama işaretleri koyarsınız. Virgülü doğru yere koymamız lazım. Ünlü olan sevgilim oldu. Sevgilim neyse. Çocukken hastası olduğum. Ya bizim tabii yazlık sinema Vizyon Tele'deki gibi evin önünde olduğu için. Onların hepsi manitamdı benim. Bütün bir tane yok mu özel? Aa onun filmi gelmiş dediğin. Yok ya vallahi böyle birine böyle. Ben o zaman şeylere daha odaklıydım ya. İşte hero kahramanlar, erkek kahramanlar, ben o falan. Sonrasında tabii ki bir müjdear dönemi var yani Türk sinemasında. O kolonya reklamı dönemi özellikle. Evet tabii. Tabii. Ama öyle bir... Yani resmini kesip koyduğum biri olmadı. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçersin? Kendimi keserim ya. O ne tatsız bir tercihmiş. Vejetaryen değilsin değil mi artık? Şimdi gidince yapacağım şeyi söyleyeyim. Söyle. Çünkü bence hepsinden muhteşem. Şimdi vejetaryen dönemlerim oluyor artık. Hı. Sürekli değilim ama.
Antep'in bir nohut dürümü vardır. Evet. Kardeş. Evet, bilmez miyim? Kraldır o. Yani besin değeri böyle tavana vurur. Şimdi gidip onu yapacağım. Dünden haşlanmış nohutum var affedersin. Bir de Hakkari'den de mantar geldi, beyaz mantar. Hakkari'nin bir heliz mantarı vardır. Çok iyi. Tam şimdi mevsimi. Hareketlerini beğenirsem ne bileyim belki 2-3 tane gönderirim. Vallahi bir gün adresi vereceğim. Gideceğim onu. Nohut zaten haşlanmış, o bir yerde duruyor. Hı. Sadece nohutu sıvı yağ atıyorsun. Bol kırmızı toz biber atıyorsun. Biraz kimyon atıyorsun bol. Onun içinde çeviriyorsun. Sonra yanında işte onun iç salatasını, yumurtasını. Soğanı. Ben yumurta da ekliyorum. Hı. Bilmiyorum Antep'te bunlar yapayım mı? Yumurta da çok iyi oluyor. Yani böyle bir dürüm yapıyorsun. Zaten çoğu zaman etli, yani onu versem içinde kebap var desem inanırlar. O zaten öyle bir yemek. Abi. Yani aslında çıkışı muhtemelen yani, ete para yetmeyene proteini de dostu, vermek. Yani. Zaten Türkiye'deki fakir dostu şey mutfak, vejeteryan mutfağı. Evet. Yeşil mercimekle. Bu da çok az etli. Evet. Hiç etli. Evet, yeşil mercimekle içli köfte. Biliyorum, yaparlar. Yapıyoruz ayrıca. Muhteşem olur. Bizde de biraz Hataylılık olduğu için. He, tabii. Bunlar var. Dövmen var mı? Yok. Yapma zorunluluğu getirdi. Getirildi. He. Ne yapacaksın? Nereme yapacaksın? Nereme? Ne ve nereme mi? Evet. Ölüm nereme yaptırdım? Korktum bir anda. Nereme yaptırdım? Sadece orayı görenleri ilgilendirir. Bu bir. Bana bu soruları sorma. Pin kodumu. Pin kodumu yaptırırım. Neyinin? Ayağımın altına. Pin kodumu yaptırırım. Öbür tarafa gittiğimde yani sınıflandırması kolay olsun. Abi herkesin bir pin kodu var. Doğum tarihindeki bilirim, bilir ben çok uğraşırım bu işle. Biliyorum biliyorum. Severim. Açmak istemedim, belki istemezsin. Açıyor, niye açmayayım? Bilgi ya, bu kitabı satılıyor şimdi. İnsanların bu bilgilere karşı... Ben sana nelerin kitapları satılıyor? Yani bu bir bilgi, öğrenince hayat kolaylaştıran bir şey. Sen biliyor musun pin kodunu? Bilmem mi ya, ben sertifikalı uzmanım ben. Aslanım. Sen burada kimden dans ediyorsun? Benim... Douglas Forbes'dan ben el almışım. Yazılı, sertifikam var. Nasıl TFFC lisansım var ki seminerlere de katılmak lazımmış. Onlara ben nasıl katılabilirim? Bizimki şey mi oldu acaba? Kadük mü oldu bizim lisans? Yok şey yapabilirsin, yetişebilirsin yanına. Evet vallahi onunla ilgili bir bilgisi olan varsa DM'den bana yürüsün. Bir kaytarma yalanın var mı? Yani. Ya kaytarma bizde yazdın mı? Bitti mi? Onları... Oralarda çok güzel yalanlarım vardır ya. Ya işte 20 sayfa yazmışım. 30'dayım abi. 40'da bağladım mı? Bitti ya falan. Hep oralardan bir 2-3 gün tırtıklarsın. Yazar. Yalan söylemeden yazarlık yapılmaz ya. Pazartesi istiyor adam ve çıkmadı yani. Ne yapacaksın? İtiraf et. Ama daha önce bir soruyu eksik mi bıraktım ya bir tanesini demin? Neyse. Neyi eksik bıraktın acaba? Dövmeyi eksik bırakmadın. Ha ya, pin kodu. Pin kodu. Ha, neyse söylemedim. Tamam. Senin ne doğum tarihin neydi? Söyleyeyim mi ya? Söyle. Yayınlayacağız, dıtlarız. Niye? Ne bileyim şimdi banka kullanırlar. O zaman boş ver. Yok söyleyeyim mi? Dıtlarız. 12 Mart 1970. Boş, internette Mehmet Demirkol yazın ya, çıkıyor zaten. 70-12 Mart. 3-3-12-70-8. 3-3-8-6-2-8. Duygusal, dobra, patron karakterliği. Güçlü bir insan. Bu kadar sayıda. Dikkat etmese kilo alır. Nitekim almıştı. Dikkat etmedi. Gördük. Çok enteresanmış ya. Her şeyi biliyorsun. Telefondaki en ünlü kişi kim? Benim telefonum. Evet. Monica Bellucci tabii. Russell. Bir de ya Russell'la ilgili şöyle bir hikayemiz var. Şimdi Amerikan film fuarına gitmiştik o zaman. O gün işte film daha çıkmadan önce orada tanıtılıyor, satılıyor falan. Orada da dediler ki Beverly Hills Oteli'ne gel. Orada parti var. Ya yani biz de gittik. Dedim ki Russell Crowe hangi odada kalıyor? Dediler burada öyle bir iş kalmıyor. Nasıl dedim? Ben tabii hemen arızaya hazırım. O zamanlar özellikle. Ne demek yani? Adam beni çağırdı. Filmini oynadım falan. Kadın diyor ki o isimde birisi kalmıyor. Gözüyle de bana bir şey diyor da ben anlamıyorum. Meğerse öyle hadi Russell Crowe deyip gidilmezmiş. Kod isim vardı. Russell Black. Bana demediler ama bunu.
Daha doğrusu bana mesaj atmışlar. Benim mesajım benim milli şebekeme, Türkiye'ye gidip bana gelesiye biz şey olmadı. O yüzden Russell Black diye kayıtlı bende o. Ama Monica en ünlüsü o. Bir cama kapatma hikayen var ama onu anlatmak için boşver ya. Şu şeye bırakalım onu. Çok güzel. Çok anlattığım şeyler onu oynayın. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Onu şeyde seyredin arkadaşlar. Sevgili Yılmaz çok teşekkür ederim. Bitirebildiğimiz için çok mutluyum çünkü çok endişeliydim. Deneyimlerimizden. Evet evet. Onu futbolla ilgili daha sonra varsa şimdi yeni kural değişiklikleri efendim şikayet ettiğim bir şey düzeltmek istediğin bir şey varsa hemen yardımcı olmaya çalışalım. Futbol dünyasının tamamından şikayetçiyim. Ya hayat zaten bir şeye gidiyor. Hadi ben bunu da pandemiye bağlayalım diyorum. Çünkü pandemi şartlarında en çok zorlanan sektör de futbol oldu. Doğru. Çok yüklü. Herkes durdu, futbolla yüklenildi yani. Hastalıklar oldu, o oldu, bu oldu. Hem böyle yüklenip hem sonra niye oyunu durduruyorsunuz demekte de bir vicdansızlık var. Ama o iş bitti, bu işi bir baştan, bir kapıdan yapmak lazım. Yani bu oyun böyle trilyarlar borçlanacak falan öyle bir oyun değil. Güzel bir oyun bu ya. Yani çocukluk aşkım benim. Onu yeniden istiyorum ben ya. Güzel oynayalım bunu. Kimse kimseyi suçlamadan. Çünkü hakikaten biz de oturmuş bir grubu yerden yere vuruyoruz. Doğru. Ve bu kadar eleştirmeden de, dövmeden de. Ya bir maç 90 dakika 7 gün konuşuluyor ya. Yani ve övücü bir şey, pozitif bir şey. Evet ama burada ben mesela bilgi alıyorum. Başka izlemediğim liglerden bilgi alıyorum. Yani Sokrates, hani buradayım diye söylüyorum. Tabii gelip aleyhinizde konuşacak halim yok. Yoksa buradan çok daha iyi yerler de var. Ama yani tatlısınız. Kafalar parıldıyor yani. Yani bu anlayışın giderek daha egemen olacağını düşünüyorum. Futbol şeyine. Zaten oluyor. Yavaş yavaş o çirkin yorum dünyasının televizyonların da ikinci ligine doğru gittiğini görüyorum. Böyle olmaktan başka çaresi de yok zaten. Öyle olursa belki sen de o gün Beşiktaş başkan olursun. Sergen Yalçın da geri döner. Zannetmiyorum. O kadar uzun boylu değil. Yani bir kere tribünde biri söylesin ben daha oraya gitmem yani. Öyle bir şey ben yapamam yani. Siyaset diyorum ya siyasi bir kabuk. Yani siyaset sevmiyorum derken siyaset yapması çok zor bir iş olduğu için söylüyorum. Yoksa o da aynı futbol gibi her şeyi de oraya yüklemek doğru değil, adil bir şey değil. Ama bir kabuğun olacak yani öyle bağırmaya, çağırmaya, küfüre falan ben. Olmaz. Yani, hoca olurdum. Çok da zevkli yapardım onu. Onda da yani sahadaki bir gladyatörlerin başı olarak o direncim vardır yani tribüne karşı. Ama orada pro için bizde o yok abi. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müsaade edersen bir selfie çekeceğim. Tabii. Bakalım becerebilecek miyim? Bak. Yani sponsorunuzu mutlu edecek her şeyimiz. Kasım Sümer'iz. Hoşçakalın.